Şimdi başlıyorum o zaman. Saat tam sekiz. Herkes hoş geldi. Şimdi şey, şöyle bir giriş yapalım. E, tarih öncesi dönem dediğimiz zaman genelde böyle canlandırmalarla karşılaşıyoruz. hani hepimizin zihninde tanıdık canlandırmalar herhalde bunlar. İşte taş alet yapan insanlar, mağaralar, e, şey e, bir küçük bir grup. E, ama bunların çoğunu bir eleştirmek lazım. Mesela bu örtünmek gerçekten böyle mi emin değiliz. Hani. Bugün bir e, ilgisayda yaşayan bir kabiliye baktığınız zaman mesela kadınların e, göğüs bölgesinde çoğunluğunu kapatmadığını görüyoruz. Neyden yola çıkarak böyle bir e, tasvirde bulunuyorlar? E, bulunan malzemelerden. Bu malzemelerde bir önceki sunumda konuştuğumuz gibi genellikle organik malzeme olmuyor ama e, hayvanların kemikleri olduğu için postlarında kullandıklarını tahmin ettiğimiz için e, böyle bir canlandırmalar yapılıyor. E, mesela buradaki örnekte olduğu gibi işte bir taş aletin... E, Sap kısmı ahşap, tabii ki biz bu ahşap kısımları bulamıyoruz, sadece e, taş kısımlarını buluyoruz ama e, birbirine iliştirilmesi mümkün olan aletler olduğu için böyle bir genel yorum çıkıyor ortaya. Şimdi bugün e, paleolitik dönemden konuşacağız, Neolitik'e de biraz giriş yapacağız, tam Göbekli Tepe'ye geldiğimiz zaman e, sonlandıracağız. E, i̇lk önce bir paleolitik dönemin kendisine bir de bunun jeolojide karşılığı olan Pleistosen denen dönemi size e, açıklamaya çalışacağım ki Göbekli Tepe'den önce ne olduğunu, neden Göbekli Tepe'nin de bir e, kırılma noktası olduğunu daha iyi anlayalım diye. Şimdi ilk baktığımız zaman Paleolitik dönem e, Türkçe'ye kabataş veya yontma taş olarak çevriliyor. 19. yüzyıllarda atılan bir terim bu. E, eski Yunanca'ya da dayanıyor. İkili bir kelime, palios ve logos kelime, şey, litos kelimelerinden pardon. E, eski taş demek bu da. Bir önceki sunumda hatırlayacak olursanız arkeolojinin temellerini oluşturan e, insan, e, gruplar çoğunlukla antikacılar e, ve e, hümanistler olduğu için e, Batı'nın da o zaman eskiye dönüş olarak antik Yunan kültürünü ön plana çıkarma çabası olduğu için e, buradaki terimlerin hepsinin antik Yunanca olarak karşımıza çıkacak böyle bir durum var. E, baktığımız zaman paleolitik dönemine döneme bizim yani insanlığın e, tarihinin yüzde 95'ini kapsıyor. Yani en büyük zaman aralığı bu dönem. E, ama gelişim yani bugünkü anladığımız anlamda gelişim olarak da baktığımız zaman en yavaş dönem olarak karşımıza çıkıyor. E, birinden en eski taş aletlerinin bu dönemde yapıldığını biliyoruz. Muhtemelen Homo habilis tarafından. Niye muhtemelen? Çünkü artık daha eskiye giden e, hmm. insanımsıların da taş aletler kullandığını tahmin ediyoruz. Bunların arasında e, Australopithecus var. E, o yüzden muhtemelen ama e, erken dönemlerdeki buluntularda e, taş aleti Homo habilis ile ilişkilendirdikleri için e, ha, bu insanımsı türe habilis yani becerikli alet kullanan insan olarak isimlendirmişler. Bu dönemde yapılan aletten günümüzden 10 bin yıl önceye kadar kullanılmaya devam edildi. Bu aslında belli açıdan doğru. Neden? Çünkü mızrak ucu gibi, balta gibi, taş balta gibi aletler kullanılmaya devam ediliyor. Evet. Ama hani baktığımız zaman aslında biz taş aleti kullanmaya hala devam ediyoruz. Yani ev birçoğumuzun evinde eminim ki havan olarak hala taş havan tercih etme gibi bir durumumuz, durumumuz var. Bu şekildeki bir okumada. Hani kullanıldı ve bitti bir daha kullanılmıyor gibi düşünmek doğru değil. Bu süreklilik gösteren bir e, tanım aslında. Sonra e, taş aletlerin dışında kemik ve organik aletlerin de varlığını biliyoruz ama bunlar kazılarda daha az bulunabildiği için e, biz tanımlamamızı taş aletler üzerinden yapıyoruz. E, bu paleolitik dönemin ilgili baktığımız zaman görsellere de e, dünya üzerinde büyük yırtıcıların, Büyük, büyük kedigillerin yaşadığını, büyük memelilerin, mumutlar gibi büyük memelilerin yaşadığını biliyoruz ve evcilleştirilmeden önce e, koyun, keçi, e, büyükbaş hayvanların hepsinin e, ebat olarak, boyut olarak daha büyük olduğunu biliyoruz. Bu e, dönem yaklaşık olarak e, yani e, insanın evrimi de yaklaşık olarak 3.5 milyon yıl önceye kadar gidiyor demiştik bir önceki sunumda. Bir bilinen şöyle bir şey var. Sanki evrim böyle bir insanımsı var ve bu insanımsı çizgisi olarak devam eden ve bize ulaşan bir süreç gibi. Öyle değil. Başka başka gruplar var. Bunların bazıları bizde ilişkilendirilebiliyor. Bazıları ilişkilendirilemiyor. Arada eksik parçalar var. Ne demek istiyorum? Yani şunu diyor, demek istiyorum. Diğer primat türlerinden olan mesela maymunun suları, hesaba katacak olursak hani şempanze gibi goril gibi çok fazla çeşitlilikleri var Ana sınıf olarak hepsi e, primat, e, biz de dahil olmak üzere. E, ama birbirleri arasında e, ciddi fiziki özellikler var. Beyin hacmi özellikleri gibi, e, ayakta durabilme süreleri gibi. İnsanımsılarda da aynı bu şekilde bir e, farklılık var. Bu konunun detayını e, yazdan sonra e, antropolog olan birisiyle daha fazla, daha detaylı açmak istiyorum. Çok fazla bu konuya o yüzden burada değinmeyeceğim. Şimdi e, biz e, paleolitik dediğimiz dönem, e, bunun e, insan için, kültür için olan e, tanım, dönem tanımı. Ama bunun jeolojideki karşılığı Pleistosen'e geliyor. Peki bu Pleistosen yani paleolitik dönem, Pleistosen çağında yaşanıyor, jeolojik evresinde yaşanıyor. Pleistosen dediğimiz dönem peki nasıl bir dönem? Ona baktığımız zaman 2,5 milyon yıl önceye kadar giden ve Neolitik'e kadar devam eden, yani Holosan dönemine kadar devam eden bir süreç. Yaklaşık olarak Milyattan önce 11 binlerde gibi bir sürede sonlanıyor ve iklim bugünkü anladığımız iklime geliyor. Bu e, Pleistosen döneminde e, baktığımız zaman mesela Dünya'nın genel sıcaklığında şuradaki çizelgede baktığımız zaman sıfır bugünkü e, ya da Milyattan önce 10.000.000 tarihlerde sıfır olarak alınan çizgi e, Pleistosen'in içindeyken gördüğünüz gibi 10 derece daha düşük ya da Bugün sıfır noktası olan Holocene'de Greenland'da baktığımız zaman sıcaklık eksi 30 iken Pleistosen'e denk gelecek olan dönemde baktığımız zaman eksi 45. Yani günümüz hava koşullarından havanın yaklaşık olarak 10-15 derece daha soğuk olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu da dünya üzerinin %30 buzlarla kaplı olmasına sebebiyet veriyor. Yani dünya bugün anladığımız gibi bir dünya değil. Hava çok daha soğuk. Çok daha fazla buz var. Bu nedenle de deniz şeritleri, denizin e, kıyı şeridine baktığımız zaman yaklaşık 100, 100, 120 metre daha geride olduğunu biliyoruz. Bu durumda da ortaya şöyle bir şey çıkıyor. E, Karadeniz dediğimiz deniz aslında e, Akdeniz'de bir bağlantısı yok. Bir göl o dönemde. E, Marmara Denizi hiç yok. E, Ege Adaları hiç yok. E, ve e, baktığımız zaman bugün bildiğimiz e, Neolit'in doğduğu e, bereketli ileri besleyen Fırat ve Dicle'nin Var olmadığını biliyoruz. Nasıl bir iklim var? İklim böyle Sibirya gibi böyle soğuk bir iklim. İnsanlarsa daha çok büyük hayvanların peşinden giderek onları avlayarak hayatta kalıyorlar gibi bir süreç. Aynı zamanda bu dönemde baktığımız zaman Amerika ile Asya kıtası arasında hem denizlerin daha çekik olması nedeniyle hem de buz koridoru sayesinde bir geçişin hani yürüyerek herhangi bir kayık kullanmadan bir geçişin olabilmesi mümkün. Şimdi bu e, iklimin e, değişikliğinin yani buradaki çizelgede gördüğünüz bu art iniş çıkış iniş çıkış şeklinde gördüğünüz iklim değişikliğinin ve genel olarak soğumanın nedeni ne? E, bunu da Milankovitch döngüleri denilen bir e, düşün e, teori var. Bu teori üzerinden baktığımız zaman e, dünyanın e, ekseninin e, belli aralıklarla e, değiştiğini e, ve bu değişim sonucunda Dünyanın kendi yörüngesi etrafında dönmesi ve dolayısıyla Güneş'in etrafındaki döndüğü yörüngenin farklılığı ortaya çıkıyor. E, bu farklılıklar kendi aralarında değişiyor. Buradaki üç e, çizelgede aslında hepsi aynı şeyi anlatıyor. E, dünya'nın eksindeki değişiklik sebebiyle kendi etrafındaki dönüşte de değişince dolayısıyla Güneş etrafındaki de dönüşte de değişiyor. Bu durumda Dünya bugünkü e, yörüngesinden çok daha farklı olabiliyor geçmişte. E, ve bu farklılık neticesinde dünyanın güneşten çok daha uzaklaştığı dönemler olabiliyor. Bu dönemler içinde de işte baktığımız zaman e, hmm. buzulların oluşması ve iklimdeki e, soğukluklarla karşı karşıya kalıyoruz. Paleolitik'e baktığımız zaman yani Pleistosen sen dediğimiz dönem böyle bir dünyanın iklim kuşağının olduğu dönem. Bu iklim kuşağında dünyada yaşayan insanımsıların e, oluşturdukları kültürde biz e, arkeolojide e, paleolitik diyoruz. Parültüye de baktığımız zaman e, ana hatlarıyla işte şuradaki canlandırma iyi bir örnek olabilir ama aynı noktada duracağım Hani aslında tam olarak böyle mi onu bilmemiz pek mümkün değil ama insanların mağaralara sığındıkları e, ve göçer olduklarını avcı toplayıcı olduklarını biliyoruz. Şimdi bu dönem aralığında e, habilis de başlayan süreçte e, aynı zamanda kültürler var. E, bu kültürler. E, ...insanlardan bulabildiğimiz taş aletlerden yola çıkarak tanımlayabildiğimiz e, kültürler. Yani i̇şte bir önceki sunum bu yüzden önemliydi. Hani bir şeyi tanımlamak için ilk önce maddi kültür varlığına ihtiyacımız var. Eğer bir şey bulamazsak bunları iddia edemeyiz. Burada bulabildiğimiz şeyleri de çoğunlukla taş aleti olduğu için e, kültürlerde taş aletler üzerinden tanımlanıyor. Homo habilis dediğimiz iki ayak üzerinde durabilen e, insanımsının e, yaptığı ilk aletler alt paleoliteye, bunları birazdan daha detaylı açıklayacağım, Olduvan kültürüne denk geliyor. E, daha sonra birkaç bin yıl, milyon yıl sonra e, aşölyan dediğimiz bir kültür var. Bu kültürde Homo erectus dediğimiz e, insanımsı e, bunları üretiyor ve orta paleoliteye geldiğimiz zaman Bunlar musteryan olarak ve küçük e, mikrolit olarak karşımıza çıkacak. Yani e, insanın insan evriminin kendi içinde e, ilk başta ayakta durabilme, e, taş alet üretebilme e, ve e, bu evrimle beraber de aynı zamanda ürettiği taş aletlerde bir gelişim var. Bu gelişim ana hatlarıyla kaba taş aletlerden gitgide daha e, keskin minik aletlere doğru evrilecek. Bu e, evrilmede bugün anladığımız anlamda aslında bir bıçak ne kadar etkinse ya da bir sıyırıcı ne kadar etkinse o kadar etkin taş alet kullanabilecekler. O da insan gruplarının yaşam e, standardı konusunda e, aslında önemli bir rol oynayacak. Şimdi baktığımız zaman e, şurada e, bir önceki sunumda konuşmuştuk. E, insan türünün e, Afrika'nın bir e, göl kenarında başladığını görüyoruz. E, İlk bizim bulabildiğimiz iskeletlerin insanımsı iskeletlerinin başladığını ve bu bir süre sonra buradan bir nedenle bu neden tam olarak bilinmiyor ya bölgenin yetersiz besin ihtiyacının yetersiz olması, iklim değişikliği olabilir çünkü şey paleolitik içindeki bir dönemde yani iklim aynı olduğu bir sürede günümüzden yaklaşık 1.6 milyon yıl önce başlayan bir göçte insanımsı türler ilk önce erectus sonra Sapiens, dünyanın çeşitli yerlerine yayılmaya başlıyorlar. Burada da bulunan iskeletler üzerinden kabaca hangi dönem aralığında insan türünün nerelere gitmiş olduğuna ilişkin bir buluntular üzerinden bir haritalandırma var. Bu haritalandırmaya da baktığımız zaman Amerika'ya geçişinde yine Palöti'nin büyük buzulları ve kıyı şeridinin dağı, e, ileride olması sayesinde e, Asya ve Amerika arasındaki bu geçiş üzerinden e, Amerika üzerinde e, insanların yürüyerek şu anda yürüyerek e, geçtikleri düşünülüyor ki bunun dışında e, bugün baktığımız zaman işte Japonya gibi ya da e, Avustralya'nın kuzeyindeki Peloponnes adaları galiba o gibi bu adalarında Filipinler pardon Filipin adaları gibi Endonezya gibi bölgeleri de yine de yine yürüyerek geçebilmelerinin mümkün olduğu biliniyor. Şimdi bu paleolitik dönemin kendi içinde ana özellikleri neler? Bir bu ana özellikler şöyle demin bahsettiğim gibi insanların alet kullanmaya başlaması ve bu aletlerin taş alet dediğimiz aletler olması bu taş aletler her yerde bulunabildiği ve her kişi tarafından yapılabildiği için taşınmadığı ve bu nedenle de mülkiyet kavramının parodik dönemde olmadığı düşünülüyor. Hani yaptığımız okumalarda mülkiyet kavramının yerleşimden sonra başladığını iddia edilmesinin bir nedeni de kullanılan malzemenin kendisinin kolay erişilebilirlik olmasıyla ile ilişkili. E, definin olduğunu biliyoruz. Bir e, birkaç önceki slaytta gördüğümüz gibi, şuradaki örnekte olduğu gibi e, bilinçli olarak ölen bir kişinin yanına e, neandertallerde de var, homo sapiens'te de var. Bilinçli olarak yatırıldığını ve yanına bazı çiçeklerin bırakıldığı, bazı boncukların, deniz kabukluluklarının bırakıldığını biliyoruz. Bu ne demek? Bu ya ölüye saygı demek ya da öteki dünya inancının artık yavaş yavaş başladığına ilişkin bilgiler veriyor bize. aynı zamanda bunu yorumlayarak din ve ruhsal inançlarında başlamasını bu, belki de bu dönemde olabileceğini düşünebiliriz yazılı bir kaynak olmadığı için buluntulardan yola çıkarak düşündüğümüz için olabilme potansiyeli üzerinde durabiliyoruz sadece. İnsanımsı türlere baktığımız zaman Neolitik'ten önce yerleşik hayata geçmeden önce avcı toplayıcı olduğunu biliyoruz. Bu avcı toplayıcı grupların çok küçük grupları olduğunu, yaklaşık bir klan diyebileceğimiz 5-10 kişi maksimum 5-10 kişi civarında olduğunu ve sürekli göçe hayvanların arkasından göçebe bir yaşam yaşadıklarını biliyoruz. Politik insan kültürüne ait bilgilerimizin büyük bir çoğunu aslında yaklaşık 18. yüzyılın sonu 19. yüzyıllarda başlayan çoğunlukla batılıların ilksel yaşayan toplulukları gözlemlenmesine dayanıyor. Onların kendi inançlarının, kendi yaşayışlarından aldıkları bilgi... De arkeolojik buluntunun e, yorumlanmasına dayanıyor e, ama bu çeşitlilik o kadar fazla ki ilksel yaşayan toplumlarda e, Aslında m bütün e, yorumlarımızın da bir kısmı doğruyken bir kısmı da e, eksik olması da çok e, muhtemel nüfus yoğunluğuna baktığımız zaman kilometre başına sadece bir insan düşüyor yani insan nüfusu yerleşik hayatın önce inanılmaz az e, onu net bir şekilde söyleyebiliriz ve baktığımız zaman tarım gibi ya da bugünkü çağda olduğu gibi yapacak aslında çok fazla iş yok. O yüzden kendilerine kalan da çok büyük bir boş zaman oluyor. Bu boş zaman aslında şunu demek, insanın zihinsel olarak kendisini geliştirmeye olasılık verileceği bir zaman dilimi kalıyor. Yani bizi hayvanlardan ayıran en büyük özelliğin bizim var olmayan, hayal ettiğimiz şeyleri, gerçekleştirebilme olduğunu düşünürsek bu ne demek mesela bir taş alet dediğimiz zaman var olmayan bir şey bunu ilk önce kafada tasarlayıp tasarladıktan sonra onu bir gerçeğe dönüştürme kısmı var İşte bu bunu olanak verebilecek büyük bir boş zaman var ve paralitik dönemin en önemli öğesi dediğim gibi taş aletler Aynı zamanda paleolitik de kendi içinde üç aşamaya ayrılıyor. Alt yani günümüzde en eskisi orta e, paleolitik şeklinde. Ve bunların e, en eski devirlerde alt paleolitikte ateşin ellileştirdiğini biliyoruz. Ateşin elleştirmesi önemli çünkü yiyeceklerin ısınmasıyla beraber ağız yapımız değişmeye başlamasıyla beraber konuşma diyebileceğimiz se e, seslerin artık e, bir, bir daha karmaşık halde olabiliyor. E, ...iletilebilecek hale gelmesi mümkün olabiliyor. E, aynı zamanda ısı, ısıtılmış yiyecekler sayesinde... E, ...enerji tasarrufu ve daha fazla enerji ile beraber... ...beyin hacmi arasında bir denge var. O yüzden ateşin çok önemli bir yeri var insanın e, biyolojik e, evriminde. E, orta paleolitiğe baktığımız zaman da ateşin kullanımının yaygınlaştığını görüyoruz. E, orta paleolitikte e, taş aletlerde ustalaşma... E, ...ve daha nitelikli alet kullanılması... E, kullanımı var. Soyutlama yetisi gelişimi dediğimiz şey işte mağara resimleri olarak bildiğimiz bunların e, üretilmeye başladığı dönem olarak karşımıza çıkıyor. E, bu dönemin sonunda Neandertal ve Homo sapiens'in ilk türü, e, biz Homo sapiens sapiens'iz e, ilk türünün bu dönemlerde olduğunu görüyoruz. Buraya baktığımız zaman e, bu çizelgede günümüzden 10 milyon yıl önce ilk ayakta durabilen e, primat türlerinin ortaya çıktığını e, bu yaklaşık 3 milyon yıl sonra bunların artık e, e, yürüyebilecek hale gelmeye başladığını e, ama e, günümüzden 4 milyon yıl önce artık e, yürüyebildiklerini günümüzden 3,5 milyon yıl önce e, taş aletlerin yapılabildiğini e, ve yaklaşık 2 milyon yıl önce e, Afrika'dan çıktığını, 1,6 milyon yıl önce Afrika'dan çıktığını e, çizelgesini gösteren bir e, şema var burada. Burada da e, Kırılma noktası burada, yaklaşık 5 milyon yıl önce. Burada da diğer insanımsı türlerin hepsinin bir arada ve hangi evrelerde bulunduğunu görebiliyoruz. Şeyi söyledik, orta ve üst de mağara resimleri dedik demin, eklemiş olduk. Bugünümüze en yakın olan dönemindeyse, üst Paleolitikte ise insanların barınaklarını inşa ettiğini biliyoruz. Basit e, sallar ve kayıkları inşa et yapabildiklerini ve e, denizlere açılabildiklerini biliyoruz. E, Karadeniz'in de tatlı su gölü olduğunu iletmiştik. Şimdi şöyle bir durum var. E, i̇nsanların e, paleolitik dönem boyunca mağarada yaşadıklarını söylüyoruz. Ama genelde bu mağarada yaşama algısı e, mağara resimlerinden dolayı mağaranın içinde yaşadıkları zannediliyor. Mağaranın içinde veya derinliklerinde insanlar yaşamıyorlar. Mağaraların girişinde kendilerine korunaklı bir alan yapıp bu korunaklı alanın içinde yaşıyorlar. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorlar? Bir hava fiziksel koşullardan dolayı böyle bir şeye ihtiyaç oluyor. İkincisi de mağaraların çoğunlukla bulundukları konumlar yırtıcı hayvana veya diğer insanımsı gruplara karşı daha kuruyucu bir özellikleri olduğu için bir sığınma ihtiyacı aslında bu. Niye mağaranın derinliklerinde değiller? Mağaralara girdiğiniz zaman biliyorsunuz ki derinlikleri rutubetli, nemli ve soğuk o yüzden e, havada çok daha soğuk olduğunu düşünürsek e, bu tercih edilmiyor. Bu dönemin sonuna doğru insanlar e, kendileri e, fiziki olarak mağara gibi ya da kaya sığınağı gibi yerlere ihtiyaç olmadan istedikleri yerde kalabilecekleri şekilde e, küçük e, ölçekli. bulunuyorlar. E, Barınma ihtiyaçlarını gidericek barınaklar inşa edebiliyorlar. İşte bunlardan bir tane örnek bu. E, 380 bin yıl önce e, yapılmış e, Fransa yakınlarındaki bir barınan nasıl oldu? Bunlarda da temel özellik aynı e, aslında hepsinde. E, Ateş yakabilecekleri bir ocak oluyor. E, bu e, ve şey e, ocağın çevresini e, ağaçlarla ya da sazlarla kapatarak e, kendini fiziki koşullardan koruyacak e, bir şey, e, bir barınak inşa ediyorlar. Şimdi burada şöyle bir karmaşa olabilir, e, aklınız şöyle karışmasın. E, Neolitikli de aynısı gelecek başımıza, paleolitikli de var. E, dünyanın her yeri aynı zaman diliminde aynı kültür evresini yaşamıyor. Yani e, mesela e, bir yerdeki e, üst paleolitik veya orta paleolitik başka bir yerdeki başka bir şeye denk gelebilir. E, bunu birazdan daha detaylı açık, açıklayayım neolitik üzerinde. E, Orada şey hani tarihler konusunda kafanız karışmasın. O yüzden sadece alt, orta, üst paleolitik diye kullanmamın nedeni de bu benim. Şimdi baktığımız zaman parüliti anlama noktasında taş aletler çok önemli dedik. Bu taş aletlerin kabaca bir gelişimini görüyoruz burada. En erken taş aletlere baktığımız zaman alınmış bir çay taşının yani bir başka taş vurularak daha keskin veya daha e, darbe e, verebilecek bir hale getirilmesi var. Bunlar genellikle şey e, tek yüzeyli oluyorlar. E, daha sonra bunlar e, zaman içinde bunların üzerinde ustalaşmaya başladıkça bunlar çift yüzeyli, e, çift taraflı olmaya başlıyorlar ve ...şekilleri ve işlevleri de artmaya başlıyor. Yani bıçak gibi, kazıyıcı gibi özellikler de gelmeye başlıyor bunlara. Üst palüteye gittiğimiz zaman ise... ...yani günümüze en yakın döneme geldiğimiz zamansa... ...bu aletlerin boyutlarının küçüldüğü, keskinliğinin arttığını... ...delici özellikler kazandığını ve başka aletlerle beraber kullanıldığını görüyoruz. Başka aletler ne demek? Mesela bir mızrak atmak için elinizle direkt atsanız... ...uygulayacağınız kuvvet farklı iken... E, ucuna e, bir atıcı e, başka bir ahşap aletle beraber tutup attığınız zaman e, daha kuvvetli attığınızı e, atılabildiğini biliyoruz ve bu e, bu e, dönemde de üst politiklerde politik dönemde de aletlerin e, takviye aletlerle beraber kullanıldığını da biliyoruz. Şimdi taş alet kültürüne gelecek olursak çok fazla derinleşmeden, çok kafa karıştırmadan bunları açıklayalım. En erken bildiğimiz taş aletler Olduvan aletler. Bunlar yine Afrika'daki Old, Olduvai George bölgesinde bulunduğu için bu isimle alınan aletler. Şuradaki haritaya baktığımız zaman, pardon çizelgeye baktığımız zaman kronolojik çizelgeye alt polületin yaklaşık 3.5 milyon yıl önce başlayıp 300 bin yıl kadar gittiğini görüyoruz ve Olduvan şurada duruyor burada kronolojik olarak kültürleri ve bu kültürlerin zaman aralıklarını görebiliriz. Biz şu anda şuradayız. 2.6 milyon yıl önceyle 1.7 milyon yıl öncedeyiz. Bu taş aletlerin ana özelliği deminki de gördüğümüz gibi bir ana kayanın basit bir bir çayt taşının, çakmak taşının basit bir şekilde başka bir taşa vurulmasıyla bir yüzey elde edilmesi ve bu elde edilen yüzeyin keskinlik sahip olması veya e, silah gibi kullanılacak özelliklere sahip olması ile karşımıza çıkıyor e, çok e, e, şu andaki gelişen diyelim e, bu geli ya yani gelişme kısımlarında takılıyorum çünkü e, şu andaki insanın ne kadar gelişmiş olduğu da başka bir tartışma konusu aslında e, oraya girmeden şöyle devam edeyim e, Bu taş aletlerin burada şu anda bize çok basit gelen e, bu gelişimleri milyonlarca yıl sürecek bir gelişim süreci e, barındırıyor aslında e, ve e, bu, e, bu harita üzerinden de olduvan kültürüne ait taş aletlerin hangi coğrafyalarda bunların hepsi önemli olan hani merkezler bunlardan çok daha fazla var. E, nerelerde kullanıldığını biliyoruz. Niye bu kadar yaygın? E, aynı zamanda işte Afrika'dan çıkan e, ve göç eden insanların e, yerleştikleri bölgeler olduğu için. Türkiye'de de buluntu yerleri var. E, önemli buluntu yerleri Konya ve İstanbul'daki e, küçük çekmecedeki e, Yarınburgaz Mağarı, Mağarası. E, ama e, yapı e, yapılan e, tarih öncesi araştırmalar arttıkça bunların sayısı Türkiye'de de artmaya başlıyor. E, bunu da söyleyebilirim. Mesela bugün İzmir yani e, okuyacağınız kitaplarda karşınıza çıkmasa bile İzmir bölgesinde de mesela çok fazla olduğu aletlerle karşılaş çok fazla demeyeyim de olduğu aletlerle karşılaşıldığı da biliniyor. Şimdi ikinci e, şeye geldiğimiz zaman e, aşölyen aletlere geldiğimiz zaman günümüzden bir nokta 7 milyon yıl önce ile 130 bin yıl öncesinde kullanılan bir alet kültürü bu. E, ve farklı insanlımsı türlerle ilişkilendirdiğini söylemiştik. Biraz geri dönerek onları tekrar gösteriyorum. Olduvan, Habilis'le, Aşölyan, Erectus'la ilişkilendiriliyor. Sonra da göreceğiz. Bunlar da Homo sapiens ve Neandertaller'le ilişkilendirilecek. E, bu harita üzerinde de gördüğünüz bu e, aletlerin yayılım alanlarını ve yayılım alanlarındaki bu yuvarlakların da e, görülen e, aletin sıklığı olarak karşımıza çıkıyor. E, aletlerin en güzel örneklerinden bir tanesine baktığımız zaman diğerine göre e, daha e, nitelikli, e, ölçekli değil bu fotoğraflar. Oradan aklınız karışmasın e, ama diğerine göre daha nitelikli yani çift yüzeyinin olduğu e, ve e, daha keskin, ee, özellikler taşıdığını, mızrak ucu olabilecek nitelikte olduğu karşımıza çıkıyor. Ee, bir önceki olduğuna baktığınız zaman bunlar bir ana taşı olduğu için böyle bir hani mızrak ucu olacak özelliği yok bir baltayken e, burada çeşitli e, özellikleri, baltı, e, mızrak ucu gibi olan özellikler karşımıza çıkıyor. Bunların ise buluntu yeri Türkiye'de en çok e, karşımıza çıkan Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Antep, e, e, Urfa, Adıyaman. E, Mustaryan ise e, hem Neandertal'in hem de Sapiens'in kullandığı alet ise gördüğünüz gibi keskinliği iyice artan, e, daha delici, daha sivri bir taş aleti olarak karşımıza çıkıyor. 160 bin yıl önce de 40 bin yıl önceye e, tekabül ediyor. E, şuraya, orta palöltiyeye geliyoruz artık, şuradayız. E, buluntu yerlerine de baktığımız zaman büyük bir yoğunlukla e, Neandertal ile ilişkilendirilmesi nedeniyle e, Hint-Avrupa e, yoğunluğu arasında bu aletlerle karşılaşıyoruz. Bu aletlerin isimleri neden bu şekilde belirlediğinin noktası da şu. İşte şey e, bulundukları yerlerdeki coğrafi isimlere göre isimlendiriliyorlar. O yüzden e, böyle isimleri var. İşte Olduvan e, Olduvai George mağarası şey e, yer, alanı gibi e, bunların da bulunduğu ilk yerler, e, ilk bulunduğu yerleri mesela bu Fransa olması lazım müstahiyeye e, Fransa'da bir mağarada bulunduğu için bu isimle e, isimlendirilmesi gibi bir durum var. Şimdi şeye tekrar dönecek olursak, taş aletlerin gelişimine Vanda başlayan, Hamidis'de başlayan kaba aletlerin gördüğünüz gibi gitgide, gitgide, gitgide inceldiğini, daha nitelikli olduğunu, daha sivri, keskin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda burada bir gelişim teknolojisi de var. İlk başta sadece birbirine vurularak elde edilen alet, zaman geliştikçe diğer aşölyen gibi e, Müsteriyen gibi aletlerin e, sadece vurmak değil, ince işçiliğe de uygulayarak yapıldığını görüyoruz ve üst paleolit'e geldiğimiz zaman bu iyice değişecek. E, bu artık e, ana bir çekirdek olan bir taştan e, baskı yöntemiyle baskı uygulayarak e, küçük parçalar, e, yongalar çıkartılarak e, daha e, nitelikli taş aletlerin e, üretildiğini görüyoruz. Şimdi bu taş aletlerin kendisi bizi aslında Göbekli Tepe'ye de hazırlıyor. Çünkü e, Göbekli Tepe'nin kendisindeki kullanılan e, T biçimli taşlarındaki e, figüratif anlatımları şuradaki aletle yapabilmek aslında yani e, olduvan aletle yapabilmek mümkün değil. E, bu eriş, gelişimin devamlılığı geldiği son nokta e, bizi Göbekli Tepe'ye hazırlamış olacak. Burada da bunun böyle bir önemi var. E, Türkiye'ye baktığımız zaman e, paleolitik ve Paleolitik ile Neolitik arasındaki e, geçiş olan zaman dilimindeki e, Türkiye'de bulunan e, yer e, insan hareketlerinin görünen yerleri görüyoruz gördüğünüz gibi şeyde barajların olduğu, bugün barajların olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Doğu Anadolu bölgesini kapsayan alanda yoğunluk artıyor. Bunun nedeni şununla ilgili bir önceki sunumda konuşmuştuk şey diye hatırlıyorum konuşmamış olabiliriz. Belki bir sonraki slaytta konuşacağız. Şey, Türkiye'deki yapılan büyük baraj projelerinin Türkiye arkeolojisinde çok büyük, önemli bir gelişimi var dedik. Bu gelişim nedeni şu, barajlar yapılırken yurt dışından gelen fon nedeniyle bu bölgelerin araştırılması, kültüründe araştırılması şartı koşuluyor. Bu şart koşulunca da burada yüzey araştırmaları başlıyor. Bu yüzey araştırmaların fonla desteklenmesi sayesinde buradaki yoğunluk, buradaki bilgi birikimi, bilgi kültürü de artıyor. Ve bu nedenle de burada bu yoğunluğu görüyoruz ve bu yoğunluk sayesinde de aslında Göbekli Tepe'nin varlığını ilişkin bir soru işareti çıkıyor. Acaba sorusu çıkıyor ve acaba sorusunu cevaplamak için yapılan çalışmalarda bulunuyor. E, buralarda bir eksiklik var. E, bu Aslında bu e, şöyle de bir eksiklik var. Mesela bugün Bilecik'te Bahçeli Evler kazısı var. E, bu, bu şekilde yerler eksik. Aynı zamanda bu bölgeler aslında çok araştırılan bölgelerde değil. Yeni yeni araştırılan bölgeler. Aynı zamanda Doğu Anadolu. E, bir Önemli bir kısmı göz ardı edilmesinin yanında e, bilim ekiplerinin e, çeşitli nedenlerle de ya fon nedeniyle ya e, siyasi nedenlerle e, çalışamaması nedeniyle bu haritada boşluklar var. Ama çalışmalar arttıkça muhtemelen bu haritadaki bu gördüğümüz boşluklar da kapanacaklar. Akdeniz bölgesinde Antalya'da neden yoğunluk var? Antalya'nın fiziki durumundan dolayı çünkü karstik yapısı çok fazla mağara yerleşimine olanak vermesi sayesinde ve bu mağaraların da ara kazıyla araştırılması sayesinde burada bir yoğunluğu görüyoruz ki bazılarınızda zaten Karayin'de gezdik ee, görsel olarak da onu gördük. Ee, önemli buluntu yerlerinden biri neresi demiştik? yarımburgaz demiştik. yarımburgaz küçük çekmece yaklaşık bir 10 kilometre kuzeyinde bulunan bir yer. Ee, görün dış görünümüne baktığımız zaman bu şekilde görünüyor. 80'lerin sonu 90'lar gibi kazılıyor olması lazım. Ee, önemli bir kazı alanı çünkü şey bu kadar erken yani... Ee, paleolitin erken dönemlerinde Anadolu'da varlığını bilinmiyorken yapılan kazılar. O yüzden e, dönemi için çok dünya çapında sükse getiren kazılar. Bugün baktığımız zaman bu e, daha böyle verimli bir sulak alanda bulunuyor ama o dönemin koşullarını düşünürsek e, ne dedik kıyı şeridi çok daha geride. Marmara denizinin geldiği noktaları biz şu anda bu harita üzerinde gerçekten göremiyoruz aslında. Çok daha içerlerde kalacak e, ama burası böyle küçük girişleri olması sayesinde korunaklı olması sayesinde insanlar tarafından tercih edilmiş. Bu tercih edilme şu şöyle ama e, insanlar bu mağaralarda uzun süre kalmıyorlar belli bir dönem aralığında kalıyorlar, hayvanları geçiş sürecinde kalıyorlar ve yıl içinde ya da başka gruplar tarafından sürekli kullanılıyor. Yani bir e, mülkiyet gibi hani burası bizim ve buradayız gibi değil küçük küçük dediğimiz gibi 5-10 kişilik klan grupları halindeler bunlar e, e, ihtiyaç duydukları süre boyunca burada kalıyorlar ve e, hayvanları e, takip etme veya e, topladıkları yemişleri takip etmek için e, geri gidiyorlar bir daha geliyorlar geri gidiyorlar şeklinde kullanılan bir e, mağaralar bunlar Yarım burgaz üzerinden konuşacak olursak, yarım burgazın kullanımı çok sonradaydı devam ediyor. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam Roma açısından eminim yanlış hatırlamıyorsam da Bizans zamanında da Bizans bulunutusu da verdiğini hatırlıyorum. Ana özelliklerine baktığımız zaman, Paleyotin genel özelliklerine e, ile karşılaşıyoruz. E, mağaranın çok içerilerinde değil aslında mağaranın küçük olması sahip nedeniyle e, içinde insanların varlığını biliyoruz. Eğer çok derin mağaralar olsalar bunlar insanlar çok derin e, kısımlarında aslında bir faaliyette bulunmuyorlar. Bulundukları tek faaliyet e, mağara resimleri gibi ritüel e, işler oluyor. E, bu burada bir mağara resmi bulunabilmiş durumda değil. Bunun asıl nedeni bu mağaraların hiçbir zaman kapanmamış olması. Mağara resimlerinin bulunan mağaralar e, bir nedenle bir heyelanla, depremle bir şekilde girişlerinin kapanması ve bir konserve gibi e, fiziki e, şartlardan e, kopması sayesinde e, resimler e, korunabiliyor. E, burada da böyle bir şey olsa belki de burada da çeşitli mağara resimleri bulmak mümkün olabilirdi Şahit öyle bir durum olsaydı ama öyle bir durum yok. Sadece taş aletlerin varlığıyla e, burayı tanımlayabiliyoruz. Bir diğeri önemli e, paleolitik yerleşimi Türkiye'deki Karayim e, Mağarası. Karayim Mağarası e, Antalya'nın kuzeyinde bulunuyor. E, bugün baktığımız zaman bu e, Şöyle bir coğrafyada aslında bir çete bakmam lazım. Cevap vereceğim en sonunda soru cevapta. Ee, şey, e, şöyle bir hayal etmek lazım. Mağaranın ön tarafının fotoğrafını paylaşmadım ama e, ziyaret ettiğim. Biz kişiler en azından hatırlayacaktır. Ee, şöyle hafif bir tepe silsilesinin başladığı bir noktada e, korunaklı bir mağara. E, çok çok derin değil ama derin kısımlarının bugün bile rutubetli ve soğuk olduğunu biliyoruz. E, buradaki yerleşimin kazı alanında gözümüzde gördüğümüz zaman yerleşimin hemen e, mağaranın giriş kısmında olduğuyla ile karşılaşıyoruz. E, bu mağaranın önemi şu. E, bu mağaranın olduğu bölgenin e, şu düzlüğün döneminde yani orta paleolitikte göl olduğu düşünülüyor. Bunun böyle olduğunu düşünmesinin bir nedeni de burada balık kılçıkları gibi balığa ilişkin buluntuların da bulunması ve insanların bu alanı da kullanmasının hani korunaklı olmasının yanında ayrıca önündeki gölün varlığı Balıktan ziyade bu tatlı suyun varlığı hayvanları bu bölgeye çektiği düşünülüyor. Hayvanları bu bölgeye çektiği için de insanlar kolay şekilde Avlanabilecek hayvanları bulması sayesinde bu bölgenin bir yerleşim için geçici yerleşim için kullanıldığı düşünülüyor. Bu şey, bu mağarayı çok net şekilde görüyoruz mesela Roma döneminde bir kutsal olarak olarak kullanıldığını ve yazılar olduğunu, antik Yunanca yazılar olduğunu görebiliyoruz. Yani bu e, mağaraları insanlar sığınmak için e, paleolitin evrelerinde tercih etmeleriyle beraber e, bu coğrafi özellikleri sayesinde farklı dönemlerde de bu mağaralara özellik atfedilmiş aslında. Bunu söylemeye çalışıyorum. E, burada da şey Orta Paleoliti'ye ilişkin yarım şey Karein Mağarası'nda e, buluntularını görüyoruz. E, ve e, paleolitin son evresine yani günümüze en yakın evresine geldiğimiz zaman insanın Artık e, gördüğünü taklit edebilecek şekilde ama kendi hayal zihninde canlandırdığı mağara resimlerini yaptık, yaptığıyla karşılaşabiliyoruz. E, burada çeşitli mağaralardan e, Avrupa'daki özellikle Avrupa'daki çeşitli mağaralardan e, e, resimlerle karşı karşıyayız. Anadolu'da da önemli bir yer var. Latmos yani Bafa Gölü ve Civarında e, önemli mağara resimleri var. E, bu kadar e, detaylı veya bu kadar e, büyük boyutlu değiller. ...daha küçük boyutlular ve çok çevreye yayılmış... ...boyuttalar... Ee, ...ama şey, varlığını biliyoruz... ...bunun dışında insanların... E, ...figüratif e, e, şeyler... ...ürettiğinde... E, ...ve bunların belki de tapınımla il ilişkili olduğunu... ...yani dinsel inançla ilişkili... E, ...şeyler ürettiğinde biliyoruz... ...ki burada ya da baktığımda zaman bunların çoğunluğunu... E, ...bereketle... ...ilişkilendiriyoruz biz bugünkü modern insan olarak... ...neden bereketle ilişkilendiriyoruz... ...arttaki... E, e, üç boyutlu olan nesnelere baktığımız zaman e, bunların e, kilolu e, e, kadın olduğunu düşünürsek e, şey e, yavrusunu beslemeye yönelik e, dolgun e, göğüslü olduğuyla karşı karşıyayız aynı zamanda bu dönemde e, bunun yanında da ee, bu çift taraflı bir şey. Arka tarafı böyle e, sanki e, iskelet kemik gibi görünüyor. E, ölümün varlığını sorgulamanın da e, bu buluntular üzerinden o dönemki insanların yaptıkları düşünülüyor. Şimdi ne oldu aslında? Paleyitin evresinde şöyle oldu. Bugünkü primat türleriyle kendimizi karşılaştırdığımız zaman erken evrelerde şöyle karşılaştırıyordu can, insan türü. E, biz e, bir, bir de insanı merkeze koyma durumu var tabi. İnsan niye diğer canlılardan farklılaştı ve e, başka bir yere gitti? Çünkü biz alet yapabiliyoruz hikaye. E, ama şu, bugün baktığımız zaman çeşitli canlı türlerinin primat türlerinin alet yaptığını görebiliyoruz. Bu Nasıl aletler yapıyorlar? Taş aletler kullanabiliyorlar. E, ya da işte e, kenardan buldukları, köşeden buldukları bir e, ahşabı e, sivrileştirebiliyorlar. E, en mesela akılda kalıcı örnek şey e, bir e, dal kopartıp kopardığı dalı e, iyice sıyırıp sıyırdıktan sonra tükürüğüyle ıslatıp e, karınca yuvasına daldırıp e, karıncaları e, yapışmasını sağlayıp sonra onları yiyen primat türleri var. Yani alet yapımı aslında değil asıl hikaye işte şey e, varolunun ötesinde e, kafasında zihninde canlandırabilme yetisini kazanması ve bu da yaklaşık 3 milyon yıl boyu, ...luk bir süreyi alacak... E, ...uzunca bir sürecin sonu. Bu sürecin sonunda de ...yani tarımla tanışacağız. E, tarımdan sonra yaklaşık 12 bin yıl boyunca... ...hızlıca bugünkü anladığımız... ...düzenin içine oturacağız. E, bu dönemin sonunda... E, ...tarım dönemini... ...birbirinden ayırmak için... ...bir ara dönem e, veriliyor insanlar tarafından. Bu ara dönemde... E, ...mezolitik veya epipaleolitik ...diye isimlendiriliyor... E, bu da yine e, eski Yunanca bir kelimeye dayanıyor. E, gördüğünüz gibi burada e, farklı dönem aralıklarına ilişkilendiriliyor. Mesela yani Anadolu'da Çatalhöyük'ün varlığı sırasında e, şey e, Sırbistan'da ...daha henüz e, paleolitik dönemin sonlarını yaşıyor insanlar. Nedeni şu, bunlar kültür aralığı. Yani benim size demin anlattığım taş alet, e, sığınmacı, avcı toplayıcı... ...küçük klan e, grupları, bu kültürün kendisinin varlığı. Bu kültürle yaşayan insan gruplarının... E, ...başka zaman diliminde, aynı zaman diliminde ol olmayabilir... ...daha geç evrede olabilir ama bu şekilde yaşıyorlarsa... E, Dönemin e, kültür özelliği olarak bu şekilde isimlendiriliyor. Ne demek istiyorum yani? Bugün baktığımız zaman e, Afrika'da veya Amerika'da hala iksel yaş yaşayan topluluklar var. Ama bu toplulukların yanında bir de hani e, modern insan şeklinde yaşayan topluluklar var. Onlar mesela hala e, neolitik veya politik yaşam standartlarına devam eden gruplar. Ee, ama aynı zamanda dünyanın farklı evlerinde farklı e, biçimde yaşayan grupların varlığı biliniyor. İşte bu nedenle tarihlere baktığımız zaman tarihler kafayı karıştırabilir. Ee, biz bunları sadece kültür evresi olarak inceliyoruz. Ee, Neolitik geçişten önce e, bu dönemde köpeğin evcilleştirildiğini biliyoruz. Avcı toplayıcıların avcı toplayıcı beslenmeden protein ağırlıklı beslenmeye yani daha çok yemiş bitki köklerinin de menüye eklendiğini biliyoruz. Bu önemli çünkü tağılın ne olduğunu anlama, ekilebilecek ürünün ne olduğunu anlama işte bu dönemde ortaya çıkıyor. Aletler çok küçülüyor taş aletler mikrodit dediğimiz aletlere dönüşüyor. Yani okucu diyeceğimiz aletlere dönüşüyor ki birçok metal okucundan daha efektif aletler bunlar şey bu dönemde şey görüyoruz dedik ya mağaralara sığınan insanlar vardı ya da hafif bir şeyler yapar, yapan eve doğru evrilecek barınaktan eve doğru evrilecek kendilerine bir koruyucu çukur taban kazarak kulübeler inşa ettiğini görüyoruz. Bunun da Türkiye'deki karşılığı Şanlıurfa'daki ve Antalya'daki çeşitli bölgeler Buradaki e, mezolitikteki kültürlere de baktığımız zaman hepsinin farklı kültürüyle karşılaşıyoruz. Yani e, ana özellikleri buradakileri tanımlayacak özelliklerken kendi içinde farklılaşabiliyor. Bunlardan örnek verecek olursak ee, daha sonra şey Lempiski bir örneğini vereceğim. Onun üzerinden bir tanesini açıklayacağım en azından. Türkiye'deki önemli yerlerinden birisi Öküzini. Öküzini Karayi'ne çok yakın yaklaşık 10-15 km kuzeyinde aynı dağ silsilesinin yukarısında bulunuyor. Benzer şekilde çok derin olmayan bir mağara, bir öküz tasviri olduğu için Öküzini olarak isimlendirilen bir mağara burası. Dünyadaki önemli örneklerinden bir tanesi de Lempiskivir. Bu demin söylediğim çukurlu temelli, çukurlu barınakların inşa edilmesi noktasında önemli. Burada bu alanın günümüzde örtüsüyle beraber, çatısıyla beraber neye benzediğini görüyoruz. Şuradaki kırmızı boyama şey, teşhir için yapılmış. Hani gelen ziyaretçi anlasın diye yapılmış. Ne kadar alanı kapladığını gösteriyor. Şu alanın içinde şeyi görüyoruz. Şurada çukurlar görüyoruz. Şurada mesela çukurlar görüyoruz. Bunlar ateş çukuru. Ee, bu at, e, kulübe şeklinde bir şey e, yapılanma olduğunu görüyoruz e, canlandırması burada yani şöyle ateş çukuru şurada e, bunun e, ahşaplarla desteklendiğinde ahşaplarla desteklendiği anlamının yolu da şu şuralarda aralıklı aralıklı e, çukurlar oluyor e, yani ahşabın kendisi e, yok olduğu için günümüze ulaşamadığı için ahşabın kendisini bulamıyoruz ama ahşapların e, zemini oturacağı yerler yerlerde, oturduğu yerlerde bıraktığı izleri e, kazı sırasında bulabildikleri için e, ahşap dikmelerle e, desteklenen bir sistem olduğu düşünülüyor. E, giriş tarafında işte şuradaki gördüğünüz gibi e, taşlı bir alan var. E, yani Ev gibi bir tasarım var, bir eşik taşı gibi e, ayrıcılıkları bir yere girildiğini gösteren bir tasarım var. E, bu tasarımın içinde ana merkezi ateşin kendisi oluşturuyor. Hem ısınmak için hem yemek için e, kendisinde e, basit bir e, örtü sistemiyle kapatılıp e, insanların burada yaşadığını e, biliyoruz. Ki bu insanların ürettiği böyle bir figüratif şey, e, heykelcikler var. E, böyle balık gibi bakan, ağızları açık, kollarını gördüğümüz ev heykelcikler bu e, paleolitik döneme ilişkin ama aynı zamanda bu dönemde Anadolu'ya baktığımız zaman e, çok büyük grupta e, artık böyle kasaba diyebileceğimiz bir nüfusta yaşayan Çatalhöyük gibi e, e, büyük yerlerin varlığını biliyoruz bu neden böyle çünkü e, dünyanın ısınması sırasında dünyanın her yeri aynı zamanda e, iklimi e, aynı anda yaşamıyor e, buzulların çekilmesi aynı hızda olmuyor Orta kuşaktan yukarı kuşağa doğru giderken, yani e, ekvatordan kutuplara doğru yavaş yavaş çekiliyor. Bu yavaş yavaş çekilme süresince e, insan grupları e, buzul ve steplerin olduğu bölgelerde paleolitik yaşam döngüsüne devam ediyor. Ama e, bu çekilme tamamlandığı zaman art e, insan e, tür türünün e, grupların hepsi de e, Neot ilişkin e, kültürel evreye geçişi tamamlayacaklar. E, bu Paleolitik dönemi e, açıklayan ya da anlatan çok güzel iki film var. Burada onların e, e, isimleri var. E, i̇kisi de Fransız yapımı. Yanlış hatırlamıyorsam şundan eminim de şu da Fransız yapımı olması lazım. Burada ateşle ilgili ateşin e, nasıl e, kontrol altına alındığı ...bir hipotez bunlar yani... ...böyle olmuş olabilir... ...aynı zamanda iki farklı e, insan grubunun... ...Sapiens ve Neandertal gibi hissettiren... ...iki farklı grubun bir arada yaşaması... E, ...şey e, basit konuşma olduğu için... ...şey siz... E, ...alt yazısız izleyebileceğiniz bir e, film bu... ...bu da... Af e, ...İspanya olması lazım... ...yanlış hatırlamıyorsam... ...bir mağaranın... E, ...şey... E, ...keşfi... E, ...koruması... E, ...oradaki insanların o mağarayı... ...neden kullandıkları... E, ...nasıl yaşadıkları... E, ...nasıl bir kültürlerinin olduğunu açıklayan... ...çok güzel belgesel bir film. E, Herzog'dur yönetmeni de. E, önemli bir filmdir. E, bu Yanlış hatırlamıyorsam... ...bu mu video olabilir bu arada? Şu hiçbir yerde yok ama şey... E, ...online aratıp belki bulabilirsiniz. E, üzerinden sonra... ...konuşuruz bunların e, nasıl bulunabileceğine... ...ilişkin şeyde WhatsApp'tan. Sonra... E, ...artık... E, Neolite'nin ana özelliklerini bir toparlıyorum sonra bir 10 dakika mola vereceğim. Neolitik'e öyle geçeceğim. Ee, i̇nsanların çok küçük gruplar halinde yaşadığını biliyoruz. Ee, i̇nsanların e, kalıcı yerlerde değil avcı toplayıcı olarak e, geçer, e, sürekli e, konar göçer şekilde yaşadıklarını biliyoruz. E, bu e, süreç boyunca dünyanın ikliminin bambaşka olduğunu biliyoruz bu iklimin günümüzden çok daha soğuk olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de aslında teknolojiye sahip olsalar bile, bilgi birikimine sahip olsalar bile tarım faaliyetini yürütemeyecek bir düzende yaşadıklarını biliyoruz. Bu düzenin yaklaşık buçuk milyon yıl gibi çok uzun olduğunu, uzun süren bir süreç olduğunu biliyoruz. Ve bu sürecin sonunda hafif hafif... Topladıkları bitki türlerinde köklerin varlığı, yemişlerin varlığıyla beraber onları ekilebilecek ürünleri hazırladığını biliyoruz. Bu paleyotin sonunda yavaş yavaş doğal bir oluşuma ihtiyaç kalmadan insanların kendilerinin bulundukları bir bölgede barınabilecek şeyler yaptıklarını biliyoruz. Kullandıkları aletlerin basit taş aletleri olduğunu biliyoruz. Bu taş aletlerin zaman içinde... Kullanımı ile beraber yapılmasıyla beraber uzmanlaşıldığını biliyoruz ee, ve dünyadaki canlıların büyük memelilerin varlığını biliyoruz ama aynı zamanda büyük yırtıcıların varlığını biliyoruz. Ee, şey gibi dişli kaplanlar vardır ya filmlerde de çok olur böyle kocaman kaplanlar şöyle dişli mesela onlar gibi yani bu hiçbir şekilde karşı koyamayacakları büyük yırtıcıların varlığını biliyoruz ama avladıkları hayvanların da elde ettikleri ürünün daha fazla olduğunu biliyoruz. Yani bu doğada evcilleştirilmemiş koyun keçi gibi sığır gibi hayvanların aslında çok daha cüsseli, çok daha büyük yapıda olduğunu biliyoruz. bu avlamada zorluk verirken aynı zamanda avladıktan sonra da belli bir süre ekstra besine sebebiyet vermemesini verecek. Önemli noktalardan da biri şu. Mülkiyeti oluşturulabilecek ayrıcalıklı farklı bir şeyin olmadığını görüyoruz. Yani kullanıldan mesela bir ölülerini gömdüklerini ve ütülerin olduğunu söyledik. Ne koyuyorlar dedik? Çiçek koyuyorlar, deniz kabukları koyuyorlar. Ekstra böyle bir e, üretim gerektiren işte bir altın gibi gümeş güme, bir maddenin varlığı yok. Ya da kullanılan aletler arasında birinin sahip olurken diğerinin sahip olmasına zorlanıncaya başka bir alet yok. Bu nedenle de mülkiyet yokmuş diye yorumluyoruz. Yani olmasının mümkün olmadığını düşünüyoruz. Bu dönemin sonunda da işler değişecek, dünyanın havası değişecek, iklim değişecek, iklim bugünkü bildiğimiz iklime gelecek, deniz bugünkü bildiğimiz seviyeye gelecek, buzullar çekilecek. Bugün bildiğimiz gibi bildiğimiz ırmaklar oluşacak şey Fırat ve Dicle gibi. Bugün bildiğimiz Marmara Denizi, Karadeniz oluşacak ve dünya bildiğimiz hale gelecek. Ve bu bildiğimiz hale geldiğimiz zaman insanın da kültürel olarak bulunduğu dönem değişecek ve neolitik olacak. Yani aslında paleolitik ve neolitik insanın doğaya adaptasyonunun sürecidir. Ortaya çıkardığı kültür aslında doğadan ayrı olarak düşünülemeyecek. ...doğayla iç içe olan bir e, döngüdür. Şimdi devam ediyorum. E, kapatmadan önce sınıf... Fa, ...yani insan gruplarındaki insanlar arasından... E, ...ürettikleri veya kullandıkları şeyden yola çıkarak baktığımız zaman... E, ...bir sınıflanma olmadığını düşünüyoruz diyorum ama... E, ...bir yandan da sınıflan, sınıflama... Yani ...bir sınıfın olması da mümkün çünkü... ...çok e, bilek gücüne, kuvvete dayanılan, dayanılan bir e, geçim sistemi olduğu için... ...güçlü kişilerin belki de diğerlerine göre daha üstün olabilmesi de... ...bugün tartışılan bir konu. Şimdi ilk yaptığımız gibi demin... E, ...pareoliteye başlarken konuşmuştuk ya çizimlerden... ...şimdi buradan bu çizimler üzerinden konuşalım. İşte nörotikte insanların yerleşik hayata geçtiğini biliyoruz. O yüzden böyle bir basit köyler olarak karşımıza çizimler çıkıyor... ...internete yazdığınız zaman ama buradaki çizimleri de mesela bugünkü bakış açısına baktığı zaman bakıldığı zaman yine tekrar eleştiriliyorlar çünkü yani aslında gerçekten bu kadar böyle bir ayrım var mı mesela şuradaki çizime bakın şuradaki çizime bakın işte böyle kadının daha çok örgü ve mutfak işleriyle ilgilendiğini işte görüyoruz erkek mesela yine işte elinde bir çapa gibi bir daha kuvvet gerektiren bir ya da ava gider gibi bir durumu var ama Şimdi güç üzerinden, fiziksel güç üzerinden konuştuğumuz zaman hayatın her evresinde her erkek her kadından daha güçlü, her kadın daha güçsüz gibi bir durum yok. O yüzden bu kadar net şekilde bir keskin ayrım var mı söylemesi aslında bir yandan zor. Çünkü yazı yok. Yazı olmadığı için iddia etmesi de zor oluyor. Bunlar biraz daha eski bakış açıları. Bugün dünyada artan, e, cinsel cin, e, cinsiyet üzerinde toplumsal eşitliğe e, ait görüşler üzerinden baktığımız zaman mesela bu eski çizimler bugün e, çok eleştirilen e, şeyler e, konular aslında. Şimdi e, devam edersek neolitik neolitik'e Neoliti giriyoruz. Bu da kabaca günümüzden eee minattan önce 10.000. Bin, yıl gibi bir sürede başlıyor. Tam olarak işte şeyin eee yani pleistosen'in bitip polisinin başladığı döneme denk geliyor bu dönem. Dünya iklimi bugünkü anladığımız anlama dönüyor. Yine bir Antik Yunanca kelime aslında orijinali neos yeni ve Litos taş olarak karşımıza çıkmakta. Ee, şey e, bu bu da yani bakın 19. yüzyıllarda ki e, e, bu konularla ilgilenen insanların e, Antik Yunancayı nereye konumlandırdığıyla ilişkili. Mesela Latince bir kelime seçmiyorlar. İşte Batı medeniyetinin demokrasinin başlangıcı olarak gördükleri e, Antik Yunan kültürüne dan kelime seçiyorlar. O da önemli aslında. E, bu döneme özelliklerine baktığımız zaman insanın besin üretimine başladığını görüyoruz, tarım ve hayvan besiciliği yaptığını görüyoruz. E, e, yani artık e, avla, a, yiyecek peşinde koşmaktansa yiyeceği konunun. Kol, kendi bulunduğu yerde kendisi yetiştiriyor. Çömleklerin, pişmiş topraktan yapılan çömleklerin varlığını görüyoruz. Bu çok inanılmaz önemli bir şey. Çünkü çömlekten önce yiyebilecekleri tek şey kızartılmış yemek. Yani bir nevi kebap. Çömlekle beraber ve tahılın varlığıyla beraber aş dediğimiz ya da çorba dediğimiz suyla çoğaltabileceğiniz ve daha çok insanı besleyebileceğiniz bir beslenme düzenine, bir diyete doğru bir gelişme var. E, sadece taşa ve mh, ahşap ve kemiğe e, dayalı e, alet yapımının eee metallerin de girdiğini görüyoruz bu dönemde. Eee toplumların kurulmaya başlanıyor. Bu e, besinindeki değişiklikle değişiklikle beraber ama hangisi hangisini tetikliyor çok emin değiliz aslında. Ee, barınaklar yaptığını söylemiştik insanların. Bu barınakların artık daha uzun sürekli süreli, süreli karalanacak, daha komplike olan hani Lempiski verideki gibi basit şekilde değil daha mekansal bölümleri, bölümlemeleri olacak evlere dönüştüğünü görüyoruz. Hayvanların e, evcilleştirilmesiyle beraber bir ihtiyaç olarak tabii ki tekerlek e, de ortaya çıkıyor e, ve kullanılmaya başlıyor e, ve insanların ürettiği e, ürünün daha fazla olduğunu görüyoruz yani artı bir ürün kullanabileceğinden daha fazla bir besin üretmesinin potansiy oluşmaya başladığını görüyoruz artı ürün toplumsal yapı için önemli Burak senin sorun burada geliyor işte evet. şey artı ürünle beraber artık daha farklı ürünlerin daha geniş bir gamda ürünlerin ticaretinin yapılmasının başladığını görüyoruz toplumların oluşmaya başladığını görüyoruz. Çünkü toplum e, sınıfsal yapı oluşmaya başlıyor. Şu şekilde bazı e, alanlarda uzmanlaşmış e, insanlar oluyor. Ne dedik paleolitik için? E, i̇nsanlar e, kullandıkları aleti herkesin yapabileceği kabiliyet e, ka herkesin kabiliyeti de üretebileceği aletler olduğunu görüyorduk. Ama işte bu e, neolitikle beraber artık sadece o iş için e, sadece çömlek yapmak için mesela sadece işte bir, e, bir şey üretmek için e, Uzmanlaşan insanların varlığını görüyoruz. E, aynı zamanda bu e, uzmanlaşma ile beraber bir e, organizasyon, bir yapı olmaya başlıyor ve bu yapı içinde de toplumsal sınıfların artık bu dönemde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Yani nasıl e, işte toprağa, e, işleyen işçi, e, toprağa işleyen işçi, toprağa işleyen işçi, toprak verimli ise onu korumakta görevli asker, e, askerlerden sorumlu komutan, komutanlardan sorumlu e, işte. Klan şefi Dider kral olacak sonra ve bunların hepsinin de bir arada tutulmasını sağlayan muhtemelen işte dini Dider. Şimdi baktığımız zaman burada önemli bir tartışma var neolitik konusunda. Gordon Child neolitin bir e, devrim olduğunu ortaya atar çünkü bir anda çok her şey değişiyor, bütün sistem değişiyor ve e, şey e, insanın e, dünyadaki nüfusu inanılmaz yükseliyor ve bu bir anda ol, oluyor diye bunun bir karşı bir düşü de var. Hayır devrim değil hani devrim denmesi neden böyle e, neredeyse e, çizgisel bir şekilde bir anda bir sıçrama demek. Hayır, bu bir devrim değil, aslında bir evrim. Böyle yavaş 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 gelen sürecin bir sonucu. Bugün artık bu tartışma yapılmıyor çünkü tartışmanın yapılmasının bir önemi kalmadı. Hani devrim mi, evrim mi çok bir önemi yok yani. Sonuçta ikisi de aynı şeyi demek istiyor. Ama bazı yerlerde hala karşınıza çıkabilir. Devrim midir, evrim midir diye. Şimdi daha önce aradan önce konuştuğum zaman şey demiştim size. Baktığınız zaman bizim kültürel olarak ayırdığımız dönemler dünyanın her yerinde aynı dönemde olmuyor. İşte burada onun haritasını görüyoruz. E, Neolitin başladığı dönem e, Güneydoğu Anadolu ve e, Suriye ve e, Irak'ta e, yaklaşık e, 9 milattan önce 9600'e e, Levant bölgesinde 9600'e denk gelirken atlayalım İngiltere'ye geldiğimiz zaman e, önce 4000'e denk geliyor. E, bunun nedeni iki şey. Bir tanesi şu. Dedik ki buzul bir anda çekilmiyor. Yavaş 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 çekiliyor. Ve bu yavaş yavaş çekilmede de şöyle bir durum var. İnsan aslında direkt buzulun üzerinde yaşadığı, yaşamadığı düşünülüyor buzulla buzulu olmayan arasındaki geçişi olan step olan alanlarda yaşadığı düşünüyor. Çünkü hayvanların da e, su için e, ya da besin için buzulun kendisinden çıkıp daha biraz daha ılımın olan steplere geldiği düşünülüyor. İnsan da o hayvanların bu ihtiyacını karşıladığı yerde e, onlara e, avladığı düşünülüyor ve e, bu nedenle e, bu iklim kuşağının da yavaş yavaş değişmesi nedeniyle bu iklim kuşağının Değişmesine başlayan bölgeler e, yavaş yavaş e, neolitye doğru geçiyor. Aynı zamanda e, bu buzulun çekilmeden orada tarım yapma faaliyeti zaten mümkün değil. O yüzden bu kültürel evliğe geçmesinin e, de böyle bir durumu var ee, ama bu e, Avcı toplayıcı... düzenine devam ettirenle... de evet, yerleşik hayatta de, e, yaşamaya devam eden gruplar arasında Muhtemelen bir şey var e, iletişim var Hani şey değiller birbirinden farklı değiller aynı bugün dünyada olduğu gibi hani işte bir e, Afrika kabilesi gibi e, ya da Avrupalıların varlığı gibi e, nasıl farklı düzenlerde yaşanıyorsa e, böyle bir yaşamın olduğu düşünülüyor. Şey, e, burada da e, tarımın kabaca e, e, yayılmasının, dönemsel olarak yayılmasını gösteren e, bir harita ile karşı karşıyayız. Yine boşluklar araştırma eksikliklerinden kaynaklanıyor. E, sadece şu bölgeler dışında, buralar çok dağlık bölge olduğu için e, burada ya yani mümkün değil burada şey e, insan yaşamsal faaliyeti sadece geçebilirler yani. E, ama Türkiye için konuşulacak olursak, e, artık bu harita gitgide doluyor yani. Şimdi tarımın başlamasına ilişkin çeşitli görüşler var, hipotezler var. Bunlar ne? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunların hepsi de doğru olabilir, hiçbiri de doğru olabilir olmayabilir. Hepsi de birden fazlası da aynı anda doğru olabilir bu arada. Bunu kanıtlamanın bir yolu yok. Bunlardan ilki vaha teorisi. Bu Vaha teorisine göre iklim değişikliğinden dolayı e, hayvan gruplarının e, daha fazla ırmak kenarlarında ve sınırlı bir alanda yaşadığı düşünülüyor. Bu yüzden bu hayvan gruplarını takip ettikleri için insanların da buralarda yaşadığı düşünülüyor. E, ve bu ilişkiden yol, yola çıkarak ve bitkinin de bu e, ekilebilecek olan bitkinin de e, bu suya iht, yüksek suya ihtiyaç doğum, doğması nedeniyle bu alanların e, da tarımın başladığı düşünülüyor. ama buradaki temel nokta e, iklimdeki bir kuraklığın olması ancak güncel araştırmalar böyle bir kuraklığın olmadığını gösterdiği için bu teorisi artık e, terk edilmiş durumda diğeri çekirdek alan kuramı e, Ben bunları kimlerin attığı hangi tarihlerde attığını yazmam o, şey çok e, o detaylara girmeyeceğim e, sadece teorilerin kendisinden bahsedeceğim e, çekirdek alan kuramı ise şöyle e, tarımın muhtemelen ekinlerin sulama suyuna ihtiyaç duymadan yetiştirilebileceği sık yağışlı bir arazilerde başladığına, e, Toroslarda ve Zagros dağlarında ve bu bölgenin alüvyonlu alt yamaçlarında başladığı düşünülmektedir. Yani şöyle, e, o uygun iklim kuşağının ve uygun e, ürünler için uygun alanların e, ihtiyacının olduğu alanlarda bir kendi kendine gelişme gibi, Dedik ya, paleolitik dönemde şey yok, Fırat dijde yok. Fırat dijdenin solusan döneminde Neolitik'le beraber oluşması, bugün Mezopotamya dediğimiz bu Fırat Dicle arasındaki alanın çok verimli bir hale getiriyor. Bu verimli hale getirmesi nedeniyle de arpa gibi, buğday gibi ürünlerin kendiliğinden zaten o bölgelerde daha fazla Yetişmesine olanak sağlıyor. Bu yetişmesine olanak sağladığı zaman insanlar bu bölgelerde bunu gözlemleyerek, bunu tüketerek, bunun nasıl e, işte e, ilk barda filizlandığını, e, yazın sonunda e, artık bir ürün haline geldiğini ve bu döngüyü kendilerinin de e, topladıkları tohumlarla yapabileceğini anlaması sayesinde e, başladı düşünülüyor. Bir diğeri şey, e, ziyafet modeli diye Türkçeye çevirdim. Tam Türkçesinde bilmiyorum. Fistik model aslında. Eee tarımın e, başlaması için bir e, erkin olması, bir yö e, idareci, yönetici bir sınıfın bir mutlak gücün olması eee düşüncesi var. Bu mutlak gücün de e, çevresinde mutlak gücünü e, var edebilmesi için e, insan gruplarını tutması gerekiyor. Bu tuttuğu insan grupları için de e, belli zamanlarda ya da be, e, ya da sürekli onları besleme gibi bir durumu var bu besleme içinde büyük miktarda yiyeceğe ihtiyaç duyuyor. Ve bu yiyeceğe ihtiyaç duy duyması nedeniyle de avcı toplayıcılıktan elde edilemeyeceği kadar çok yiyecek gerekiyor. İşte bunun bu arayışın sonucunda e, daha fazla ürünler nasıl elde edebiliriz diye tarımın doğduğuna ilişkin bir düşünce var. Bu düşüncenin e, Ortaya çıkmasındaki aslında asıl etken şey Göbekli Tepe'den çok çok daha önce yapılan bir düşünce bu. Hençler işte bu İngiltere'deki en tanınmış olanı Stonehenge olan büyük hençler ve Göbekli Tepe'de de aynı durum mu var sorusunu soracağız. Çünkü bu hençler gibi ya da Göbekli Tepe gibi böyle büyük anıtsal yapıların inşa edilmesi için çok fazla insan grubunun bir arada bulunduğu büyük bir organizasyona ihtiyaç var. Bu organizasyon sırasında da bu insanların karınlarını tabii ki doyurmak gerekiyor. Ve uzun süreli bir projeler bunlar. İşte buradaki bu projeleri sırasındaki grupları doyurmak için zaruri bir ihtiyaç, bir arayışın sonucunda tarımın doğmuş olabileceğine ilişkin bir e, düşünce var. Bir diğer kuram, demografik kuram e, tarımın başlangıcının insan popülasyonundaki artış çevresinde doğal biçimde tedarik edebileceğinden daha fazla olmasına dayanmaktadır. Ne demek istiyoruz aslında? Şey, insan nüfusu gitgide 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 artıyor ve arttığında aslında doğadan elde edebildiği, toplayabildiği veya avlayabildikleri, hayvanlardan elde edebildikleri besin daha az miktarda kalıyor. Bu yüzden daha fazla besin arayıcı, arayışını avlayarak, toplayarak elde edemedikleri için kendilerinin nasıl daha fazla besini ulaşabilecekleri sorusunun bir cevabı olarak yani bir nüfus artışının sonucu olarak ortaya çıktığına ilişkin bir düşünce var. Ama arkeolojide çoğunlukla düşünülen düşünce şudur. İlk önce artürünün kendisi yani yiyeceğin kendisi var. Sonra nüfusun arttığına ilişkin bir düşünce var. Bunların hangisi doğru bilmek çok mümkün değil. Bir diğeri amaçlı evrimsel kuran yabani bitki türlerinin pardon toplanmasıyla bu bitkilerin zaman içinde evcilleşmeye başladığını, belirli bir bölgede bu topluluk zamanla bölgedeki faul fauna ve florayı daha iyi tanır hale gelmesi ve insan hayvan arasında gelişen bir uyumun ortaya çıktı. Yani işte demin söylediğim evrim mi devrim mi hikayesi burada. insanın i̇nsanın doğayla olan ilişkisinde gözlem, gözleminin artması ee, ve bazı ürünlerin kendisinin Aslında dokunuşlarıyla yetiştirilebileceği ve e, bunları e, şey e, artabileceğini, e, söyle düşünen bir kuram Aslında bu e, so, şey çete yazıyorsunuz sonra hepsini değerlendiririz hep beraber konuşuruz evcil Evcilleşme teori, teorisi de şöyle insanların ilk önce göçebe yiyecek bulma yollarını terk ettikleri belirli yerde yerleştiklerini daha sonra hayvanların evcilleştirilmesi tarıma baş, başvurduklarını savunmaktadır. Yani aslında şuna dayanıyor tarım için hayvan olmazsa olmaz yani insanı... E, in, Büyük baş hayvanın kendisinin gücü olmadan büyük büyük grupları duyurmak pek mümkün değil. Bu yüzden ilk önce hayvanların evcilleştirildiği ve hayvanların evcilleştirilmesi de beraber hem insan hem hayvanın daha fazla besine ihtiyaç duyduğu bu besini nasıl elde edebilecekleri konusundaki arayışta şeyin tarımında başladığına ilişkin bir düşünce. Şimdi peki neoetikte ne oluyor? Olay ne? Değişen olay ne? E, nüfus artışı ve yayılması, e, yani e, dünyada işte kilometre başına bir insan düşerken e, paleolitik dönemde, neolitik dönemde nüfusun e, çok daha arttığı yeni yerleşim alanlarının e, ortaya çıktığını görüyoruz. E, boy ve yaşam süresinin e, kısaldığını görüyoruz. E, öyle bir durum var. Hayvanlar için de olduğu gibi insanlar için de var. E, neo, yerleşik hayata geçmeden önce insanların biraz daha e, uzun boylu ve güçlü yapılı olduğunu e, düşünülüyor ama bunu şey gibi düşünmeyin yani ırksal aradıkta farklar var mesela hani uzak asyalılar daha kısa boyludur ama avrupalılar daha uzun boyludur. Hani bugünkü insanın genel bir ortalamasını aldığımız zaman bir tık daha e, güçlü gibi düşünmek lazım. Ama ee, şöyle de bir durum var. Yerleşik hayata geçmek art kendisi besin arayışı gibi bir sıkıntı olmaması çok güzel görünmekle beraber ee, şöyle de bir dezavantajı var. Bulaşıcı hastalıkların, enfeksiyonların hızlıca yayılması gibi bir durum var. Ve bu durum neticesinde büyük insan gruplarının hızlı bir şekilde telef olduğunu görebiliyoruz. Ya da ee, diş çürükleri gibi e, daha önce başlarına gelmeyen çeşitli e, rahatsızlıkların bu dönemde ortaya çıktığını görüyoruz ve hala görüyoruz ki işte çölyak gibi e, şey e, ya da e, laktoz gibi e, şu anda temel besin e, öğesi olan öğelere hala e, direncimiz olduğunu görüyoruz. E, yani şöyle e, yaklaşık 3 milyon yıl boyunca e, Etle beslenen ama etle beslenirken aynı zamanda et dışındaki ürünlerle beslenmeye de alışık bir biyolojisi olan canlının ana besin öğesini tavıl ve hayvansal ürün üzerine kurgulaması yani süt üzerine kurgulamasından sonra bu geçen 10 bin yılda bu besin öğeleri ağırlıklı beslenme hala adapte olmadığını görüyoruz. Ee, çölyak tabii çok ileri derecesi çölyak olmasa bile e, birçok e, insanda bugün hala şey vardır yani e, maddenin kendisini unuttum ki söyleyemiyorum e, ekmeğin içinde olan e, toleransınız da, e, az olduğunu hiç yiyemese bile e, işte şişkinlik gibi hazımsızlık gibi çeşitli şeyler yaptığını biliyoruz. Burada aslında şöyle bir güzel bir çizelge var. E bu güzel çizelgede şunu görüyoruz. Bu işte şey paleolitik dönemi boyunca dünyadaki insan nüfusunun tahmini varlığını gösteren bir çizelge. bu çizelge tarım devrimi olan bu noktaya geldiği zaman bu noktadan 2000'lere geldiği zaman nasıl bir sıçrayış yaptığını görüyoruz. Yani milyonlarca yıl işte 4 milyondan 3,5 milyon yıl boyunca olan artışın ne kadar az olduğunu ama tarımla beraber nasıl bir sıçrama yaptığını görüyoruz. İşte devrim konusundaki şey e, hikaye buradan gidiyor. Evet gluten aklıma gelmeyen kelime teşekkür ederim. Ondan sonra e, bir diğer baktığımız zaman yerleşme büyüklüklerinin değiştiğini görüyoruz. Yani küçük klanlar halinde yaşayan insanların böyle sığındıkları yerlerden işte orta büyük ölçekte e, köy kasaba diyebileceğimiz yerlerde yerleş yaşamaya başladıklarını, yerleşme sayısının arttığını, daha fazla yerleşme ve dünya üzerindeki daha fazla yerleşmenin olduğunu, tabii nüfus artışı olunca otomatikman öyle oluyor, görüyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Yerleşilen bölgede işte konar göçer gibi değil, uzun vadeli konaklama, aynı zamanda daha uzun süre boyunca aynı yeri kullanma gibi bir şeyle de karşılaşıyoruz. Bunu da en güzel örneği herhalde ee, şey olacak e, İstanbul olacak katman katman bir e, alanla karşı karşıyayız hala yerleşmeye devam ediyor e, ve şey neolitikteki değişimlere baktığımız zaman e, ekonomideki değişime de baktığımız zaman e, yani geçime dayalı sosyal rollere baktığımız zaman değişimlerin değişimlerin varlığı karşımıza çıkıyor. Küçük klanlardan daha küçük bilimler olan işte bugün toplumun temeli olarak tanımladığımız aile varlığının ortaya çıktığını görüyoruz. Paleolitikte belki de aile kavramı diyebileceğimiz gibi bir kavram yok. Klanın kendi varlığı aileden daha önemli olabilir ama klanın kendisi de yani tek eşlilik var mı yok mu sorusu aslında özetle. Aynı zamanda şey sosyal rol rollerin değişmiş olabileceğini düşünüyoruz. Ne dedik işte şey e, belki de paoyalitikte e, insanların hepsi aynı şeyi yaparken neolitiye baktığımız zaman e, uzmanlaşma üzerinden e, toplumdaki yaşamda değişim olduğuyla karşılaşıyoruz. E, şey eee tek düze bir peoelitikle karşımıza böyle tek düze bir yaşam biçimi çıkarken eee ne, baktığımız zaman tarımcı gibi hayvancı gibi çeşitli farklı eee ekonomik olasılıkların eee da varlığı çeşitlendiği e, ortaya çıkıyor. Değiş tokuş ürünlerinde çeşitlilik ortaya çıkıyor. Eee bu da yani ticarete giden yol e, olarak karşıya çıkacak. Çünkü bazı bölgelerde bazı ürünlerin varlığı, e, mesela obsidyen gibi nitelikli bazı malzemelerin varlığı karşımıza çıkacak. Eee bunların daha eee daha geniş coğrafyalarda değiş dokuşu ve dolayısıyla gelecekte ticaretin varlığını göreceğiz. E, sosyal yaşamdaki değişikliklere baktığımız zaman e, kamusal alanların e, yani grupların ortak kullandıkları alanların aynı zamanda din, ritüel alanların e, ortaya çıktığını görüyoruz. E, bununla beraber kült yapıları da ortaya çıkmaya başlıyor. Ee, ve aynı zamanda Neonity'in şöyle bir durumu var. Ee, atalara atfedilen bir kültür var. Bir kafatası tası kültürü denilen bir kült var. Ee, çeşitli farklı uygulamaları olabiliyor ama... E, ...işte evin altına e, kendi jenerasyondan önceki... E, ...jenerasyonu gömmek gibi... E, ...sadece kafasını alıp kille... E, ...ona bir e, maske gibi bir şey yapıp boyamak gibi... E, ...ondan önceki yaşayan... E, kendi jenerasyonuna, kendi ailesinin e, büyük atasına e, bir e, ayrıcalıklı davranma gibi bir şey ortaya çıkıyor. E, aynı zamanda şey bölgelerdeki sembolik e, inanışların e, çeşitlendiğini görüyoruz. Yani mağara resimlerine baktığımız zaman hep e, aslında bir benzer şekilde e, doğayı gözlem varken. E, Neolitikle beraber dini inanç olarak söyleyebileceğimiz inanç sisteminde çeşitlilik karşımıza çıkmaya başlıyor. Teknolojide de çeşitlilik artmaya başlıyor. Dedik çanak, çömlek dedik, metal kullanımı dedik, bakırla başlayacak metal kullanımı. Daha sonra tunç sahnede da demir olarak karşımıza çıkacak. Yapılarda değişiklik görüyoruz. İlk önce yuvarlak yapılar yapılırken zaman içinde bu yuvarlak yapılar köşeleri yuvarlak daha sonra dörtgen yapılara gidecek, evrilecek. Burada şöyle bir önem var bu plan tipindeki farklılığı yuvarlak yapı yapmak kolay çünkü şey temel taşıyıcının dayanacağı noktada dairesel planda her yere aynı şekilde güç biniyor ama köşe yaptığınız zaman köşeleri ayakta tutması zor ama köşeli bir mekan tasarımı mekan içinde bölümlemeye olanak veriyor yani bugün evlerimizden düşünelim evlerimizde sadece yattığımız sadece zaman geçirdiğimiz sadece yemek yaptığımız alanlar var işte bu alanların e, varlığı aslında yapı plan tipinin e, dörtgen olması ve dörtgenin bölümlenebilmesi sayesinde var. E, bu e, neolitik süresince de böyle bir e, 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 ilerleyişle karşı karşıya kalacağız. E, sıva ve yanmış kilicin kullanımı var. E, bu da hijyenin artması, e, aynı zamanda e, yapı malzemesinin e, çeşitlenmesi olarak karşımıza çıkacak. Peki neolitik nerede başladı? Bugün bereketli hilal olarak söylediğimiz, e, özellikle Mezopotamya, yani Fırat ve Diç'le e, nehirlerinin ve Levant bölgesinin olduğu bölgede başlayan bir e, süreç bu. Bu süreç aynı zamanda bu yani bu bölge aynı zamanda şöyle, e, bu bölgenin hemen kuzeyi, e, bugün işte Şanlıurfa'daki tek tek milli dağları ile beraber yükselen e, bir e, alanın e, aşağısında kalan e, ve o yüksek alandan gelen. Büyük miktarda suyla varlığını devam eden şey, bir bölge aslında bu. Bunu biraz daha bir sonraki sunumda biraz daha çeşitlendiririz. Bu bölge arpa, buğday gibi cinselin ilk evcilleştirildiği, sığır gibi, kuzu gibi, keçi gibi, domuz gibi canlıların da ilk evcilleştirdiği bölgeler aynı zamanda şimdi ama şöyle de bir durum var bazı türler bazı bölgelerde evcilleştiriliyor işte burada bunların nereden hangisinin olduğunu bir gruplayarak detayını yazdım Şey bunları tek tek okumayacağım siz şöyle bir göz atarsınız daha sonra data slide de sizde var bakabilirsiniz ama şöyle bir durum var bizim bahsettiğimiz orta doğu yakın doğu ve Avrupa için geçerli. Mesela Çin'in bambaşka bir hikayesi var. O bambaşka hikaye de bambaşka bir yere doğru gidiyor. Bunun varlığında işte burada mesela pirinç üzerinden Çin evcilleştirdiği pirinç üzerinden bambaşka bir hikaye oluyor. Bizim konuşacağımız hikaye sadece bu bölgeleri kapsayan bir hikaye aslında. Şey tarımın ortaya çıktığı bölgeler ve tahmini yayılımı ise şu şekilde. Hangi yani kabaca günümüzden 10 bin yıl önce bereketli hilal ortaya çıkarken Çin bölgesinde milyarddan önce 7 binlerde ortaya çıkıyor gibi karşımız gibi bir tablo var. Amerika'ya baktığımız zaman günümüze daha yakın bir süreçte tarımın başladığını görüyoruz. Ama burada da şunu söyleyeyim burada şeyin tüfek mikrop çelik diamond'ın görüşü ortaya çıkacak. şimdi bu bir ihtiyaç sebebiyle ortaya çıktıysa ihtiyacı ihtiyaç olması lazım. Yani işte Amerika'da daha geç olmasının nedeni onların buna daha geç ihtiyaç olması olabilir. Daha geç ihtiyaçları varsa yani mevcut düzen onlar için yeterliyse tarıma ihtiyaç duymamaları da mümkün olabilir yani. O yüzden hani bunun modern insan çok büyük bir zaman diliminde bunu böyle önemli bir kültürel gelişme ve şey olarak algıladı ama geldiğimiz bu noktada bu ciddi kültürel gelişmelerin aslında biz zaruri ihtiyaç olabileceğini de üstünde duruyoruz öyle de bir ayrımı var. Peki neotik ne zaman bitiyor? Ne, hani dedik ya farklı bölgelerde farklı zaman diliminde bunları sınırlandırıyoruz. Ee, ne zaman bitiyor? Alet kullanılmaya başladığı zaman neotik bitiyor. Peki neotik hangi bölgede nasıl başlıyor? Bitki ve hayvanların evcilleştirilmeye başlanıp yerleşik hayatında başladığı yerlerde başlıyor neotik dönemi. Ve alet kullanıldığı zaman da artık sonlanıyor. Dünyanın genelinde baktığımız zaman kabaca M.Ö. 10.000-11.000'le bin, e, bu tarih yani 10.000 ile 11.000 biraz tartışmalı e, tartışmasının nedeni de şu karbon analizlerine ona buna baktığımız zaman işte bir hata payları var ya ortada o e, kalibrasyon payındaki hata böyle bin yıllık bir sarkmaya sebebiyet verebiliyor. E, kabaca e, 10 bin yıl önce de günümüzden 2000 yıl öncesi süresinde gelişen bir süreç bu e, sonra da e, bildiğimiz şey e, Tunç çağı demir çağı başlayacak. Neolitik dönemin evreleri var. Bu evrelerden bahsedecek olursak şöyle ki iki tane evresi var. Çanak çömleksiz neolitik ve çanak çömlekli neolitik. Çanak çömleksiz neolitik de kendi içinde A, B olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bu kadar detaya da girmeden ana özellikleriyle bahsedersek şu aslında. Çanak çömleksiz neolitik kabaca işte bugünün minattan önce 11.000'inde başlayan yabani e, tahılların evcilleştirildiği, e, tohum seçiminin yavaş yavaş başladığı, e, tohumların üzerinden tekrar bunların filizlenebildiği ve ürün alınabildiğinin anlaşıldığı, e, bunların un haline getirip e, aşı haline getirip e, daha az ürüne daha fazla yiyecek üret e, elde edilebildiği, aynı zamanda e, incir gibi çeşitli e, meyvelerin de yani tağıl dışında meyvelerin de yetiştirilmeye başladı bir dönem bu dönem boyunca da yuvarlak yapılardan gitgide e, dörtgen yapılara doğru gidecek bir e, süreç var İşte bu döneme göbekli tepe denk geliyor e, göbekli tepe yani tam o kırılma noktasında insanların artık tarıma başlayacakları hayvanları yavaş yavaş evcilleştirildikleri, e, küçük grupları halinde yaşarken yavaş yavaş büyük gruplar halinde yaşayacakları dönemin tam başlangıcına denk gelmesi gibi bir durumu var. Şey, Çanak Çömleksiz Neolitik'in ikinci döneminde ise Çanak Çömleksiz Neolitik aynı zamanda Prepoteri Neolitik olarak isimlendirildiği için okuduğunuz kaynaklarda PPN olarak karşınıza çıkabilir o ne? işte şey çanak çömlek sizin İngilizcesi e, ikinci evresinde de baktığımız zaman yak kabaca böyle bir 2000 yıl geçtikten sonra e, artık e, hayvanların ve e, ekili ürünün kendisi olmazsa olmaz haline geliyor. Yani bugün bir internet nasıl bir şeyse bizim için olmazsa olmazsa on, olmaz. O şekilde olmazsa olmaz hale geliyor. E, ve şey e, bu dönemden sonra e, tağılın bu kadar işin içine girmesinden sonra artık Çanak çömlek üretilmeye başlıyor ve Çanak çömleğinin üretilmesiyle beraber de e, besindeki e, değişim tamamen de değişiyor ve o da kültürel olarak e, bir değişimin başlangıcı olarak karşımıza çıkacak e, ve çekirdek bölge diyeceğimiz bölgede kabaca e, burası olarak karşımıza çıkıyor. işte şey Güneydoğu, Suriye-Irak bölgesi. Türkiye'deki karşılığına bakacak olursak bu Türkiye'deki Neotiklerin Neotik bölgenin harita üzerindeki dağılımı böyle. Şimdi burada şu noktaya değineyim. Buradaki boşluk yine aynı. Şuradaki boşluk yine aynı. Ama Karadeniz bölgesine baktığımız zaman hiç şey, neolitik yerleşim göremiyoruz. Niye diye size sorayım. Çünkü bu son slayt olması lazım. Bundan sonra soru cevap ve bunun neden olabileceği hakkında konuşarak sonlandıralım. Zaten bir buçuk saatte olmuş. Ben bu sorunun cevabını anlatırken verdim aslında. O yüzden biliyorsunuz. O yüzden size soruyorum. Neden bu bölgede şey yok? E, neotik yerleşim yok. Siz bunu düşüne bakın. Ben o zaman soruları böyle yavaş yavaş cevaplayayım. Şeyi tam tam üstüne basamamışım herhalde. Bereketli İlal tam neresi? E, tam üzerine basamamışım herhalde. Bereketli İlal, şuradaki şu yay, e, bu yayın özelliği de bu yayın kuzeyi çok yüksek dağları olması e, ama bu dağların aynı zamanda su biriktiriyor olması, bu birikten suyun, e, Fırat ve Dicle olarak bu alanı doldurması aynı zamanda bu alanında e, verimli bir e, Bölgelerin varlığı nedeniyle şu alanın kendisi bereketli iler olarak isimlendiriliyor. Ee, buradaki asıl önemli olay şu aslında. Mezopotamya, evet işte şey. Fırat Dicle e, ve Beslio e, ve alüvyon toprak. E, şurada Jeriko denilen bugün. E, İsrail'de galiba Burak. İsrail'de mi Jeriko ee, İsrail'de olan e, bir yerleşim yeri var. Orası da minyaton önce 12 binlerde e, ciddi şekilde üretim yaptığı bildiği için onu tamamlayarak aslında böyle bir hilal şekli ol oluşuyor. Şimdi şey soruları da başladığımız zaman ee, İsrail mi şey Evet, aynen. Ee, şey, toparlayarak gideyim. Şöyle yapalım. Yarımburgaz'ın sorusuna cevap vereyim. Yarımburgaz mağaraları şu anda ziyaret edilebiliyor mu? 80'lerde orada piknik yapılırdı. Herkes serbestçe girebilirdi. Evet öyleydi. Onun dışında Yeşilçam filmlerinde de çok kullanılan bir yer şey ee, Derinburgaz Mağarası. Günümüzde bildiğim kadarıyla şey bir demir korkuluk var ve içine girilemiyor. Ama zaten içinize yani merak ediyorsanız içinize girmesinin de çok büyük önemi yok. İçeride işte ateş yakıldı, mağaranın kendisine zarar verildiği, tahribatı uğradığı için içeri girmesini engelleyecek bir şey yapıldı diye biliyorum en son. Ama mağaranın kendi içinde olmanın bir önemi yok. Mağaranın bulunduğu coğrafyayı görüp hani onu o dönemde çok farklı olduğunu ama nasıl olabildiğini hayal etmenin bir önemi var. ama olduğu yere yürüyerek ulaşabiliyorsunuz. Hani olduğu içine girebilirsiniz. Bir oraya gidilebiliyor. E, Paleolitikteki güç neden devam ediyor? Bu sorunun cevabını da aslında verdim. Step bölgesinde hayvanların sulak alanlara kendilerinin yiyecek bulunan bulunan alanlara gelmesi aslında buzulların üzerinde daha az canlı hareketli diye dolayısıyla buzulla buzul aralındaki geçişteki Step bölgesindeki insanların hayatlarının varlığını devam etmesi o yüzden de bir göç ama bu göç derken şey gibi düşünme yani bütün insanlar böyle hoppala bir tek bir yapı gibi. İşte şuradan başladık şuraya doğru gidiyoruz gittik 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 gibi bir şey değil hani insan faaliyetinin o dönemlerde oradan başladığını oralara doğru yayıldığını yani ya da insan gruplarının bize arkeolojik materyal kültür varlığı verecek materyalin arttığını görüyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum buzul üstünde yaşayan inuitler hala var. O dönemde de illaki buzun üzerinde yaşam yaşayan insan grupları var, olsa gerek. Ama o insan gruplarının yoğunluğu çok az, olsa gerek. Ve bıraktığı maddi kültür varlığı çok az. Maddi kültür varlığı olmadığı zaman da üzerinde bir şey konuşamıyoruz zaten. Ama yoğun grubun kendisinin bu ve bıraktığı maddi kültür varlığının varlığını hangi bölgelerde, hangi dönemlerde olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve bu söyledi bunları gördüğümüz zaman da onu nasıl yorumluyoruz? İşte demin dediğim gibi step bölgelere, step bölgelerdeki varlığın devamı Tarımın başlamasıyla takısınız dandığını söyleyebilir miyiz? Çünkü tarım başladığında büyük bir ihtimalle nüfus çalmaya ve alet edevat silahta da dahil ihtiyacın artacağı belli ellerinde fazla tarım ürünü de var. E, bunu, bunu da anlattığım gibi oldu. Zaten evet tarımla beraber ticarette çeşitlenme, üründe çeşitlenme, değiş tokuştan ticarete doğru evrilme gibi bir süreç var. Daha öncesinde de değiş tokuş olsa gerek. E, ama e, yoğun halde olmadığı zaman ticaret demiyoruz zaten. Gözde dediğini anlamadım. Ee, i̇stiyorsan sözlü olarak söyle. Ya ben aslında sen ilk şey yaptığında bahsettiğinde de biraz takılmıştım da. Neolitik çağda doğrudan böyle iş kollarına ayrılmasından önce sanki hani kayıplar çok olur falan gibi bir düşünceyle herkesin birbirinin işini yaptığı daha komünel bir düzen gibi bir şey hayal etmiştim. Onun için biraz merak ettim. Bir de görsellerde aşırı Nasıl söyleyeyim? Erken bir dönem ya. Evet, evet. Yani Hep, şey, hep şey, böyle şeyler şey, çıkıyor. Ha, yani benimki bir soru değildi aslında. Anladım. Şey yorum hmm. o yüzden ben de anlayamadım. Şey, ee... ya ama işte diğer türlü de nasıl görsel üreteceksin onu da bilmiyorum yani. Neolitikle ilgili. Hani bu, o kadar bir de kalıplaşmış şeyler ki onlar mesela işte hani ee, insanlar post giyiyor, kadınlar şey... Kürk diyen modern zenginler gibi giydirilmiş falan hani o aşırı kalıplaşmış hani bir, bir yoldan bir kişiyi tutsam şimdi sorsam mesela nasıldı diye onu tarif edecek o yüzden o çizimler o, o şekilde varlığı devam ediyor ama ben şeye parmak basmaya çalıştım bugün artık eleştiriliyor yani bu üzerinde duruluyor o da şu bir önceki sunumda dedik ya arkeoloji bir sosyal bilimdir. Sosyal bilimler değiştiği zaman arkeolojideki bakış açısı da değişir. Onu söylemeye çalışıyorum aslında. Benim değinmeye çalıştığım nokta o. Bugün biz toplumsal eşitlik, cinsiyet eşitliği kavramların üzerinde ne kadar duruyorsak arkeolojik bakış açısı da o derece üzerinde durmaya başlıyor ve e, eskiden üretilenler veya eski düşünce yapısı tartışılmaya başlanıyor. E, Kıbrıs Anadolu'ya bağlı değil e, şey e, ama e, deniz seviyesi daha düşük geçebilecek şekilde bir salla geçmek pek mümkün. Bununla ilgili çalışmalar var. Kıbrıs'ın Kıbrıs, ın, Kıbrıs ın yönetim ve hayvan yetiştiriciliğinin nasıl gittiği ve nereden gittiği. Anadolu üzerinden mi gittiği, Doğu Akdeniz üzerinden mi gittiği ve şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Nereden gittiğini hatırlamıyorum. Detayını çok hatırlayamadığım için veremeyeceğim ama bazı hayvan türlerinin aslında Kıbrıs'ta hiç olmadığı ve insan tarafından taşındığı ortaya çıkıyor insan faal yani insan taşıması o hayvan avantürlerin orada olmayacağı ortaya çıkıyor. Şey bu yüzden şey bir denizi aşabilecek bir şey yaparak Kıbrıs'a gitme gibi bir durum var. Yanlış hatırlamıyorsam o çıktı olması lazım. Özgün şey demiş şey kısmına Atalar kültüne ilişkin söylediğim hani kafataslarının e, bu bugün bazı bölgelerde e, büyüklerin evlerinin ev, evlere büyüklerin e, resimlerinin asılması aslında aynı şey resim olmadığı için belki de e, kafayı işte şey to, e, ev, evin zeminine gömmek belki de özel bazı günlerde onu çıkartıp hani o fotoğrafa bakarken ah babamız nasıldı diyorsa o da işte kafayı çıkartıp belki ah babamız nasıldı diye söylediği olabilir ama bunun teki bir örneği var yerleşim yerini hatırlayamadım. Bir dakika. ah unuttum. Neyse bir sonraki sunumda oradan bahsederim. Bir önemli bir kült alanı var. Sadece kafa tasları gömüyorlar Kafa tasları toparlıyorlar. Yarım daire bölümlü bir alanı var. Ne, şey Göbekli Tepe'yi anlatırken onu anlatayım. ismini de hatırlayamıyorum şu anda. Şey, o zaman anlatacağım. Ee, bereketli İlal, burası dedik. En son e, şu şey sorusuna ben cevap vereyim o zaman. E, Karadeniz şu bölgede niye görmüyoruz diye. Bir görevimizin nedeni şu. Bugünkü e, bitki örtüsünün çok yoğun olması nedeniyle höyükleşme gibi veya e, höyüğün hepsinin çok büyük olması e, olmayabilir. Çok e, ince tabakalı da höyük olabilir. Höyüklerin bulunamıyor, görünemiyor olması birinci nedenlerden biri olabilir. Ama diğer neden ne? Sunum sırasında anlattım size Karadeniz bugün gördüğümüz kıyı şeridinde değil, Karadeniz yaklaşık olarak bir göre olarak şuralara falan tekabül ediyor bu tam yazının olduğu yerlere. Dolayısıyla tarım toplumunun, erken dönem tarım toplumunda suya dayanı, suyuyla ilişkili bir yerleşim alanı ihtiyacı olduğundan dolayı yani böyle hafif bataklık mesela Çatalhöyük öyledir döneminde hafif bataklıktır. Hafif bataklık bir alana ihtiyacı olduğu için muhtemelen o e, neolitik yerleşimleri o gölün tam kenarında olacaktı. Ama minattan önce e, işte kabaca 10 e, on binlere tekabül eden e, hattın e, şeyiyle e, Marmara Denizi'ndeki bu hattın kırılmasıyla buraya su basması ve buranın bir deniz haline gelmesiyle buradaki o erken dönem e, olma potansiyeli olan e, ee, insan faaliyetini görmemizi engelliyor. Ee, yani şey daha doğru kısmı işte bitki örtüsü kısmı doğru araştırmayı zorlaştırıyor çünkü. Ee, bir diğeri de işte şey coğrafyanın tamamen farklı olması ve bugün suyun altında kalıyor olması. Ee, bereketli hilal ve tek tanrı inancı eş zamanlı mı gel gelişiyor? Tek Tanrı inancının ne zaman başladığı sorusunun cevabını verebilecek olan kimsenin olduğunu zannetmiyorum dünyada. Ee, şey, Hani e, semavi dinlerden bahsedebiliriz e, ilk önce. E, o semavi dinlerinde, yani bu çok kapsamlı bir soru. Bunu nasıl açıklayayım bilemedim. Şöyle tek Tanrı inancı dediğimiz inanç. Aslında ilk başlangıcının ne kadar eski gittiğini bilmiyoruz. Ama bugünkü semavi dinlerin dünya üzerindeki e, hakimiyetleriyle beraber, hakimiyet gücüyle beraber ve hepsinde kronolojik olarak bilgininünü takip etmesi nedeniyle e, semavi dinlerin başlangıcının düzenli şekilde e, devam eden, bozulmadan devam edenlerden bir örneği olarak herhalde Musevileri verebiliriz. Ama Musevilerin varlığı çok günümüze yakın bir döneme denk geliyor. İşte e, Ramses'e e, tekabül ediyor. Ama Oradan yola çıkarak, Tevrat üzerinden yola çıkarak onun atası, onun atası, onun atası, onun atası onun atası diye hesaplandığı zaman işte Adem'in minattan önce 4000 yılında yaşadığı ortaya çıkıyor. Ama Adem'in minattan önce 4000 yılında yaşamadığını biz bugün anlayabiliyoruz tabii ki. O yüzden tek tanrı inancıyla tarım arasındaki ilişkiyi yorumlamak pek mümkün değil. İlk ne zaman çıktığını da söylemek mümkün değil ama tarımdan sonra olabilir. Öncesine ait tek tanrılı bir inanç varsa şayet onu da bilebilmemizin hiçbir yolu yok. Teşekkürler. Bir, bir kafamda oluşturduğum problemi anladın mı peki? Evet şimdi Göbekli gezdiğimde orada ve sonra biraz okuyup dinlediğimde işte inan kültler inanca dair bazı şeylerden bahsediliyor ya hani tarım toplumu ve inanç paralel gelişmiş gibi gelmişti bana tek Tanrı ayrımını yapmamak lazım aslında belki ha, evet, sadece okay. in yanlış oldu. onu sonraki satırda düzelttim Hani tarım toplumu ve inanç yani çünkü doğa olaylarıyla bir daha fazla herhalde e etki altında kalmaya başlıyorlar tarım dolayısıyla. Yani orada şimdi şöyle bir durum var. Şimdi işte bir önceki sunumun yapmamın nedeni oydu. Şimdi biz modern ha, insan onu kaçırdım, geçmiş, evet. insanı şey yani orada zaten direkt bu sorunun cevabını vermiyorum ama hani böyle bir anlaşılabilirmesini daha kolay hale geliyor herhalde diye düşünüyorum. Şimdi biz baktığımız zaman bugün modern insan geçmişteki yaşayan insanların hayatlarını anlamaya çalışıyoruz. Ama modern insanın bunu anlarken şu anda bir aslında artı bir durumumuz var. Çünkü yani içsel olarak onlardan aldığımız bir devamlılık var. Bu nedenle anlayabiliriz ama biz bir nedenle de anlayamayız çünkü çok farklıyız artık. Çok değiştik yani. evet. Ve sadece yorumlayabiliriz. Acaba öyle miydi? Acaba böyle miydi? Şimdi bu yorumlamayı yaparken de şuradan yola, yola çıkarak yapabiliyoruz. E, buluntu dediğimiz işte insanın ürettiği kültür varlığı, maddi kültür varlığından yola çıkarak yapabiliyoruz. <laughs> Şimdi biz neandertal insanın e, veya orta paleolitikte insanların e, ölen insanları gömerken e, ayrıcalıklı bir şekilde, yani sadece toprağa gömmek değil, yanına hediyeler bırakarak, çiçekler bırakarak e, bıraktığını görüyoruz. Şimdi... E, eğer bir kişinin çiçeklerle beraber hediyelerle ufak hediyelerle takılarla beraber gömüldüğünü gördüğümüz zaman bugün ne, nasıl bir şey düşünüyoruz? Ee, onu e, ruh kavramının varlığı, onu başka bir dünyaya geçişi gibi e, yorumluyoruz. Eğer bu yorumlama doğruysa şayet o zaman da orta politikten başlayarak belki de ritüel yani bir dini bir inancın varlığının başlanmış olmasını söylemek mümkün. Ama din dediğimiz şeyin bu sefer ne olduğunu tartışmamız gerekiyor. Şimdi din dediğimiz şey eğer ortada sadece küçük grupların kendi içinde ruh kavramı üzerinden bir inanç sistemi ise okey. Ama din dediğimiz şey hiyerarşik bir düzeni olan bir gruplaması olan e, belli bir e, ritüeller ve belli bir inanç sistemi e, içinde bir sistemse, yani bu, bütün semavi dinler mesela böyle e, bir sistemse o zaman Hı -hı. E, orta politikteki var olan buluntular üzerinden din var demek çok zor oluyor şimdi Gebekli üzerinden olan kısmını şey, bir sonraki slide şey, tamam. sunumda konuşuruz evet, sunumda... zaten konuşacağız o yüzden Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Ee, genel olarak Karadeniz bölgesindeki arkeolojik çalışmalar mı az acaba? Az derken, yani şöyle... E Güneydoğu Anadolu bölgesi baraj projeleriyle beraber çok e, sistematik, uzun sürede çalışılmış, araştırılmış alanlar. Karadeniz'de böyle bir şey yok ama Karadeniz'de bazı yerler var. İkiztepe gibi mesela. E, bazı çekirdek bölgeler var ve bu bölgelerde buluntu grupları ile karşılaşabiliyoruz. E, ama... E, bu yoğunluğun e, olmaması, e, bir e, şeyin çok yüksek olması, dağ, çok dağlık bir bölge olması ve gördüğümüz kadarıyla, anladığımız kadarıyla neolitik yerleşimlerin veya e, paleolitik yerleşimlerindeki insan topluluklarının o kadar yüksek rakımdaki yerlerde yaşamadığını, e, daha neolitik dönemin daha sonlarına doğru maden grupların, e, madenciliğin ortaya çıkmasıyla beraber insanların yüksek yerlere çıkmaya başladığını, çünkü maden e, yüksek yerlerde yüzeye daha yakın olduğunu görüyoruz. Bir bunun etkisi olabilir, coğrafyanın kendi etkisi olabilir. İki, evet şey doğru daha az çalışılıyor çünkü fonlama daha az daha az ilgi gösterilmiş zaman içinde. Bugün daha fazla çalışma yapılıyor ama bu çalışmalarda yapılırken şeyde Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir höyük anlamak görmek daha kolay. Çünkü düzlük üzerinde bir tepecik gördüğünüz zaman ve üzerine baktığınız zaman arkeolojik materyalle karşılaşabiliyorsunuz. Karadeniz ise bitki örtüsü dolayısıyla buna sebebiyet vermiyor. Bir diğer neden de işte de coğrafi yapısının dönemsel olarak daha farklı oluyor olması. Son duramını yanıttı. Zaten onu yani şey bir de bu Güneydoğu Anadolu bölgesinde neden Göbekli Tepe'nin bulunabildiğine ilişkin konuşmayı da düşünüyorum. Onu konuşurken zaten şeylere de biraz değineceğiz. Baraj projelerine ve o projeler kapsamındaki yapılan çalışmaları.